Fatih Ertürk'le gündem özel yeni parlamento aritmatiği ve Türkiye'nin geleceği dosyalarını açıyor. Seçim bitti, herkes evine dönüyor. Cumhur İttifakı 323 milletvekiliyle mecliste çoğunlukta. Millet İttifakı ise 212 milletvekiliyle mecliste temsil edilecek. Yeşil Sol Parti ise 61 milletvekiline sahip. TİP 4 milletvekiliyle kaldı. Peki parlamentonun yeni görünümü nasıl olacak? Mecliste her iki ittifaktan 14 parti meclis sıralarında olacak. Kim kiminle işbirliği yapacak? CHP'de genel merkez yönetimi susuyor. Örgütler Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun son kararını bekliyor. CHP kurultaya gidecek mi? Yerel seçimler gerekçe gösterilerek kurultay ertelenecek mi? CHP'nin örgütü ne diyecek? CHP nasıl bir yol haritası izleyecek? Fatih Ertürk soruyor. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, AKP kurucusu 21. dönem Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak, 26. dönem Eskişehir Milletvekili Profesör Doktor Gaye Usluer ve eski Ankara savcısı hukukçu Bülent Yücetürk yanıtlıyor. Fatih Ertürk'le gündem özel 31 Mayıs çarşamba akşamı saat 21'de Flash Haber TV'de. Hayatım gökyüzünde geçiyor. Hızlı uçmak en büyük tutkum. Sizler kanatlarımızın altında güvende olun diye sesten hızlı uçar, imzamızı bırakırız semaya. Kurallara uyar, birlikte hareket ederiz. Yere indikten sonra hız tutkun mu? Gökyüzünde kaldı. Çünkü iyi bir pilot ve sürücü olmak, kurallara uymak, limitlerini bilmek demektir. Sen de benim gibi aracını kullanırken hız limitini aşma, hayattan hızla uçma. Günaydın, iyi sabahlar. Ben Fatih Ertürk. Başkent'te gündeme hoş geldiniz. Bugün yine Türkiye'yi, yine Ankara siyasetini, yine Ankara kulislerini, yine tabii ki yaşananları konuşacağız. Dünden bugüne taşınanlar, bugün yaşanacaklar ve yarın olabilecekler. Üçünü bir arada sizlerle her sabah konuşmaya, sohbet tadında tartışmaya devam ediyoruz. Bugün yine siyaseti konuşacağız dedik çünkü seçim sonrası bir artçı depremler yaşanıyor. Özellikle muhalefet kanadında yeni bir yapılanma, bir değişim rüzgarı esecek mi? Yoksa iktidarın aldığı bu zafer sonrası muhalefet yenilgiyi bir anlamda kendi içinde mi yaşayacak? Taşlar yerinden oynayacak mı, oynamayacak mı? Bütün bunlar konuşuluyor Ankara kulislerinde. Tabii bir de parlamento var. O da önemli. Cuma günü yemin edecek milletvekilleri. Kabine var. Sayın Erdoğan yeni kabinesini açıklayacak. Yeni kabinede birden fazla liste dolaşıyor ortada. İşte isimler var. Yakınlıklarıyla ifade edilen bakanlık beklentileri var. Ama bunlar için biraz erken. Çünkü Sayın Erdoğan bu konuda başkalarını çok dinleyen bir isim değil. Yani bildiğini yapan bir isim. Onun için biraz zamana ihtiyacı var Türkiye'nin. Türkiye'yi yönetecek yeni bakanlar kurulu ya da eski tabirle bu ya da yeni tabirle sekreterler kurulu. Çünkü sonuç olarak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri konumunda bakandan çok. Ve ama Türkiye'yi yönetecekler o konuda öyle. Muhalefete gelince Cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi grup yönetimini tümüyle belirleyecek. Bir grup başkanı belirleyecek. Çünkü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu artık milletvekili değil. Olmadığı için parlamentoda olmayacak. Ve büyük ihtimalle grup başkanlığı görevini de Özgür Özel götürecek. Bir önceki dönem grup başkan vekili ve Manisa milletvekili. Yeni bir tablo parlamentoda var. En az
12 parti parlamentoda olacak. Biraz zorlarsanız 13. Toplamda bakarsanız eğer bir kişilik partilere de 15. Yani çok renkli bir meclis panoraması gelecek önümüze. Yeni gruplar kurulabilir mi? Var olan mevcut siyasi partiler, yani sayısı 20'den fazla milletvekili sayısına sahip siyasi partiler dışında yeni bir grup geliyor. Saadet Partisi ile Gelecek Partisi arasında grup kurma konusunda bir uzlaşı sağlandı. Peki bu uzlaşının ayrıntıları ne? Ben en son Sayın Ahmet Davutoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı ile konuşmuştum. Şöyle dedi bize. Prensipte anlaştık ama parlamentonun açılmasını bekliyoruz. Sonrasında mutlaka bir grup kurma yönünü seçeceğiz. Çok büyük ihtimalle Gelecek Partisi'nden Selçuk Özdağ önemli bir rol oynayacak bu grubun kurulmasında. Saadet Partisi çatısı altında mı olacak? Gelecek Partisi çatısı altında mı olacak? Önemli mi diyeceksiniz? Önemli. Yani şöyle önemli. Her iki partinin de çatısı altında olabilir. Önemli olan parlamentodaki komisyon çalışmalarına katkıda bulunmak, grup başkan vekili seçmek, meclis divan katibi seçmek. Cuma günü parlamentoda yemin töreni var. Cuma günü CHP'nin kapalı toplantısında kendi yapısını belirlemesi var. Cumartesi günü parti meclisi toplantısı var. Peki Merkez Yürütme Kurulu toplantısı ne zaman? Cumhuriyet Halk Partisi'ni izleyenler için anlatayım. Perşembe günü saat 13'te Merkez Yürütme Kurulu ilk kez Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında resmi olarak bir araya gelecek. Bir karar alacaklar mı? Bilinmiyor. Ama MYK üyelerinin toptan istifasını Sayın Kılıçdaroğlu'na sunmaları bekleniyor. Sayın Kılıçdaroğlu kabul edecek mi? Yoluna böyle mi devam edecek? O Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararı. Son bir not. Siyaset kulislerinde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın kaynaklarda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevini bırakması ya da istifa etmesi diye bir seçenek çok fazla konuşulmuyor. Kurultay var, yapılmak zorunda Temmuz ayına en geç ama o ertelenebilir biraz. Mart'a hazırlık var yerel seçimlerle ilgili çünkü 9 aylık bir süre var. Bütün bunları konuşacağız. Konuğum bir gazeteci ve siyasetçi dostumuz ve konuğumuz sevgili Atilla Sertel. Sayın Sertel günaydın. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok güzel bir özetleme yaptın Fatih. Aslında gece ve gündüz sürekli yayınlardasın ve gerçekten inanılmaz bir performans sergiliyorsun. O da çok önemli. Anlattıklarına şunu söyleyerek başlamak isterim. Evet. 28. dönem Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Seçilen milletvekillerini kutluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubunun toplantılarını önemsiyorum. Çünkü kendi iç yapısı içerisinde bir grup başkanı ve grup başkan vekillerini de seçerek mücadeleye kaldıkları yerden sürdürecekler. Bu açıdan çok önemli bir sürece girdik. Aslında Kemal Bey'in aldığı oyun Türkiye çapında çok önemli bir oy olduğunu ve her iki kişiden bir kişinin Kemal Bey'in Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına onay verdiğini, sandığa gitmeyen vatandaşların da yüreğinden geçenin bu olduğunu bakarsak aslında iktidarın yani Tayyip Erdoğan'ın bir Pirus zaferi kazandığını düşünüyorum. Yani yurt dışından gelen oylar ve vatandaş yapılan Suriyelilerin oylarıyla bir tık öne geçmiş vaziyette değerlendiriliyor toplum tarafından. O açıdan ben Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olacağına ve hiçbir karamsarlığa yer olmadığını düşünen bir insanım. Yeter ki kararmasın, sol memenin altındaki cevahir derdik biz gençken. Hakikaten o yürekleri karartmadığımız sürece Türkiye aydınlığa doğru ilerleyecektir diye düşünüyorum. Peki, şimdi siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir milletvekiliydiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tartışma var. Aslında halkı doğrudan şu an ilgilendiren bir tartışma değil ama siyasetin kendi yapısı içinde bir tartışma. Neden halkı doğrudan ilgilendirmiyor? Çok yakında bir seçim yok ve halk tercihini kullandı. Şu an o daha çok iktidarın alacağı, kendisinin yaşamını yakından ilgilenecek kararlara odaklanmış durumda.
Onlar da iyi gitmiyor Sayın Serter. Yani o pencereden bakarsanız, bakın dolar fırladı. Gram altında tarihi zirve diyor. Gram altın 1320 lirayı gördü bugün. Doları kimse tutamıyor. Merkez Bankası inanılmaz ölçüde dolar satmaya başladı. Son bir ayda 15 milyar dolara yakın piyasaya dolar sevk etmiş ama tutamıyor doları artık. Ekonomide hiçbir gösterge iyiye gitmiyor. Yani her şey çok kötü. Belliydi, bunu konuşmuştuk, anlatıyorduk. Dün haberi vardı, yani sadece bir dana bonfilenin kilosu 704 lira oldu. Halkın et alması ya da beslenmesi ya da düzgün gıda alması da söz konusu değil. Ama bir Pirus zaferi dedi dün Sayın Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı. Onu da Pirus zaferinin tarihte ne olduğunu herkes bilir. Kazanıldığı zannedilip yenilgilerin en büyüğünün yaşandığı bir zaferdir Pirus zaferi. Evet. Umarım iktidar açısından böyle değildir ama ne yazık ki böyle bir tablo var. Şimdi nasıl bir bizi bir önümüzdeki günlerde nasıl bir yol haritası bekliyor? Türkiye'nin nereye doğru gitmesini bekliyoruz? Nasıl bir tablo göreceğiz? Olaya iki açıdan bakmak lazım Fatih arkadaşım, kıymetli gazeteci dostum. Şöyle bakmak lazım. Bir, Türkiye'nin geleceği açısından bakmak lazım. Yani Türkiye üretime dönmesi ve gençlerin istihdam edilecek alanlarının açılması, yani iş sorununun, aş sorununun çözümlenmesi noktasında hızlı adımlar atması gerekir. Ve bu konuda Türkiye'de en büyük eksikliklerden biri demokrasi sorunudur. Bu demokrasi sorununu giderecek bir yapılanma söz konusu olması gerekir. Ama bu iktidardan bunu beklemek, yani işte Temmuz ayında veya Ağustos ayında en sıcak ayda kar yağmasını beklemekle eşdeğerdir. Belki yüksek dağlara, zirvelere yağabilir ama kentin ortasına öyle bir şey yağmaz. Ya da işte kışın ortasında denize girecek bir mevsim, hava gibi ters düşünüyorum. Öyle düşünmek lazım. Bu ülkemizin geleceği açısından çok önemli hadise şu. Bu ülkeye yatırımları çekecek bir demokrasiyle taşlanan bir ülke arzulamıştık. Bu olmadı. Ancak şunu söylemek lazım Fatih. İkincisi de siyaseten Türkiye'yi değerlendirmek lazım. Bunca senin de saydığın zamma zulme rağmen, yani işte vatandaşın yoksulluğuna ve bize göre yaşadığı koşullarda çektiği sıkıntılara rağmen iktidarı alamamamızın nedenlerini bizim çok iyi araştırmamız lazım. Yani biz niye, nerede, nasıl, niçin, neden bu tam anlamıyla bu yapıyı, bu iktidarı ele geçirmek, ona bakmak lazım. Bunun tabii nedenleri var. Türkiye ortalamasında Fatih'in %11.7, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili seçimlerinde %11.7 oyu arttı. Ama bu kesinlikle yeterli değil. Bir sürü kötü provandaya, yani işte bizi terörle bağdaştırmaya, bir sürü yalan yanlış düzmece, montaj kasetlerle bizi boğmaya çalışanlar, bunlar nispeten başarılı olmuş olabilir ama milletvekili adaylarının belirlendiği noktalarda iyi ve toplum tarafından kabul görülen illerde bizim oy oranlarımızın çok arttığını görüyorum. Yani ortalamanın çok üstünde. Örneğin Burdur'da %20.7, yani 11 puan bir artışa yol açtıysa bu Burdur'u incelemek lazım. Burdur'da yaşayanlar aynı provandayı, AKP'nin yaptığı kötü provandayı bilmelerine ve görmelerine rağmen niye Cumhuriyet Halk Partisi'ne %11 oy arttırdılar? Bunu incelemek lazım sosyolojik olarak. Yine Çorum'da oylarımız %20.33 iken İl Başkanı Mehmet Tahtas'ın aday yapıldığı ilimizde %20.33'ten 30.78'e çıktı. Orada da bir 10 puanlık artış var. Bunlar önemli artışlar. Düzce'de, yani çok önemli ki milletvekili çıkarttık. Biz Düzce'de hiç çıkaramıyorduk.
14.53'ten 22.64'e çıktı. Yani orada da çok büyük bir oy artışı var. Elazığ'da Hürsel Eroğlu'nun yeniden seçildiğinde, yani önce ittifakla seçilen ilde %10.74'ten %20.73'e, orada da bir 10 puanlık artış var. Elazığ milliyetçi bir kent. Elazığ milliyetçilerin yoğun olduğu ve kök olarak da Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok güç aldığı illerden biri olmasına rağmen, demek ki Elazığlılar kendilerine yapılan bu kötü provandaya rağmen milletvekili adayını benimsedikleri için ve içine sindirdikleri için Cumhuriyet Halk Partisi'ne oylarını esirgememişler. Böyle de bakmak lazım. Erzincan'daki Mustafa arkadaşımızın, yani Sarıgül'ün yaptığı %25.74'ten 35.93'e çıkartması ve Erzincan'ın birinci parti haline getirmesini de çok iyi değerlendirmek lazım sosyolojik olarak. Eskişehir'de birinci parti olmamızın 32.72'den 34.06'ya çıkmamız 2 puan. Gerçi şöyle genel artışın çok altında ama 2,5 puanlık bir artışla 3 milletvekiline çıkması önemli. Kastamonu'da bizim Hasan Baltacık kardeşimizin ve ekibinin yaptığı başarıyı Kastamonu'da bir hafta çalışan bir insan olarak gördüm Fatih. Orada da 15,5'tan 21.78'e çıkıyor. Orada da çok büyük bir oy artışı var. Ve MHP orada Kastamonu'da milletvekili çıkaramadı. 9 belediye başkanının olduğu ilde MHP milletvekili çıkaramadı. Hasan Baltacı ve arkadaşlarının, il başkanımızın, hikmet başkanımızın ve diğer arkadaşların yoğun çalışması nedeniyle. Kütahya'da 12.69'dan 16.81'e, Rize'de Tayyip Erdoğan'ın memleketinde 12.89'dan 21.46'ya çıkıyor. Yani orada da neredeyse 10 puanlık bir artış var Rize'de. Demek ki aday o Rizeliler tarafından kabul görmüş. Rize'de de tabii ki vatandaşlar o kötü provandanın etkisi altında kalmalarına rağmen Rize'de vatandaş adayına sahip çıkmış ve seçmiş. Şanlıurfa'da Mahmut Tanal'ın gitmesiyle birlikte 3.88'den oyumuz 8.05'e 5,5 puanlık bir artışla taçlanmış. Yani şunu söylemek istiyorum Fatih'cim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü olduğu illerde de ne yazık ki bırakın oy ortalamasının artmasını hüzün veren düşüşler olmuştur. Yani İzmir'den örnek verecek olursam, İzmir'de oyumuz %42.04'ten yani 40.9'a düşmüştür. 2 puanlık bir düşüş vardır. İzmir aslında milliyetçi, vatansever, Atatürkçü, laik, çağdaş yaşama önem veren kesim olmasına rağmen 2 puan düşmesinin nedenlerini mutlaka masaya yatırmak zorundayız. Artvin'de 32.47'den 29.88'e düştü. Bilecik'te 28.15'ten 26.71'e. Edirne'de çok düşüş var. 45.40'tan 39.78'e. Bırakın 11 artışını 6 puan daha katarsanız demek ki Türkiye ortalamasına göre 18 puan civarında bir rakamdan söz ediyorum. Kırklareli'nde 47.49'dan 45.44'e. Tekirdağ'da 38.18'den 36.25'e. Ama Tekirdağ'da diğer partilerin oyu da düştüğü için 3 milletvekili 4'e çıktı. O ayrı. Konya'da da düşmüşüz. 9.43'ten 8.46'ya. Şunu söylemek istiyorum. Diğer illere de inceledim ben. Yani genelde ortalamada Anadolu illerinde ve Doğu ve Güneydoğu illerinde bizim artışlarımız çok yüksek. Yani güzel bir artışımız var. Oy artışımız yüksek. AKP oy kaybetmiş. Bu da doğru. Ama bizim bu koşullar altında kesinlikle parlamentoda birinci parti olmamız gerekiyordu. Bunu da hassasiyetle altını çizerek söylüyorum ki burada stratejik bir hata olmuştur. Ve bu hatayı da buradan açık bir şekilde söylemek istiyorum. 27. grupta, 27. parlamento grubunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün milletvekilleri, bak istisnasız bütün milletvekilleri, yani bir kısmı sağlık nedenleriyle kötü durumda olmalarına rağmen, yani sağlıkları bozulmasına rağmen verilen bütün görevleri yerine getiren ve can siperhane çarpışan bir gruptu. Yani 27. grup. Sen de bu işlerin tanısın ve parlamentodan hiç ayrılmayan ve parlamentodaki bütün çalışmaları yakinen takip eden, yani orada göz kulak olan
nefes olan bir insansın. Şimdi 27. dönem parlamenterlerin çok önemli bir bölümü. Parti ne yazık ki aday yapmamıştır. Bunu kendim için söylemiyorum. Başka adaylık noktasında çok önemli yerlerde bulunan ve bir dönem adaylık yapan arkadaşlarımız için söylüyorum. Bir dönem adaylık yapan arkadaşlarımızın bile üstü çizilmiştir. Bu neden çizilmiştir? Bu arkadaşlara anlatılmamıştır. Bu karar neden alınmıştır? Bu arkadaşlara anlatılmamıştır. Yerlerine hiç oy getirmeyecek ve getirmediği de görülüyor. Örneğin İzmir'de Saadet Partisi'nin 1 puana yakın oyu var. Biz 42'den 40'a düştük. Tek listeyle girdik. Deva'yı ve geleceği de bırakıyorum bir kenara. Demokrat Parti'yi de bırakıyorum bir kenara. Birer puan getirmiş olsalar 42 puanın 45-46'ya çıkması lazım. Öyle değil mi? Öyle değil işte. 42'den 40'a düştük. Yani şimdi matematikte böyle hani hesap makinesini alırsın hele. Artı 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 toplayabilirsin ama siyasette öyle bir durum yok. Siyaset çok önemli. Topluma ters gelen ve toplumla örtüşmeyen kararları aldığınız zaman onun faturasını çok ağır ödüyorsunuz. Ve o bizi çok büyük sıkıntıya soktu. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerini bırakın, bakanlarını milletvekili adayı yaparak bütün kentlere dağıtarak güçlü bir liste kurmaya gayret etti. Milliyetçi Hareket Partisi kendi ideolojisindeki bütün kurmayları dahil hepsini yerlerinde korudu ve aday olarak sahaya sürdü. Yani bunlara özellikle dikkat etmek gerekir. Siz de hiç tanımadığınız ve bilmediğiniz ve hangi yarınlarda ne yapacağını bilinmeyen listelere yer açtınız. Açınca burada toplum tarafından bazı adaylar tartışılmaya, konuşulmaya ve büyük sıkıntılara yol açmaya başladı. Yani İzmir'de bizim adaylığımızın ötesinde İzmir'e İstanbul'dan ve diğer illerden adaylar geldi. Vatandaş bunu biliyor ve İzmirli bunu affetmiyor. Bunu sindiremiyor içine. Yani İstanbul'daki adayları İzmir'e seçilmek için gönderip ondan sonra onları taşımak gibi bir görevi onlara yükümlendirmek çok doğru değil. Balıkesir'den aday geldi. Başka illerden adaylar geldi. Toplum bunları gördü ve biliyor. İzmirli kendi adayını kendisi seçmek ister. Bunu çok samimiyetimle söylüyorum. Kendi içinden çıksın ister. Ve İzmir'in çok önemli bir sosyolojik yapısı vardır Bahçeşim. Balkan göçmenlerinin yoğunlukta olduğu ve sandığa giderken kendisine yakın insanları aradığını çok iyi bilen bir insanım ki bugüne kadar hem siyasette hem gazetecilik yıllarında yaşadığım bölgelerde buna çok dikkat ederim. Bakarım da yani ne düşünüyorlar diye. Kendilerinin aradığı adayın bulunamadığını bize işaret ettiler. Yani kendilerinden birilerinin temsilci olarak konulamadığını söylediler. Bizim bölgelerimiz çok geniş bir bölgedir. Mesela birinci bölge ayrı, ikinci bölge ayrıdır. İkinci bölgede Bakırçay'dan, Bakırçay çok önemli bir oy deposudur. Bir de Ödemiş Havzası çok önemli bir oy deposudur. Buralarda şey yapmadılar, o bölgelerden aday konulmadı. Yani o bölgeleri temsil edecek aday çıkarılmadığı zaman o bölgelerden oy beklenmez. O nedenle İzmir'de de yani hem birinci bölgede hem ikinci bölgede çok önemli düşüşler oldu. Yani ben birinci bölgede en çok oy aldığımız yerleri söyleyeyim. Narlıdere mesela %61, ortalaması birinci bölgenin %40.9, 61, 21 puan önünde aldı. İkinci sırada Güzelbahçe %59.9, 60 o da diye kabul edelim. O da 20 puan önünde aldı. Taşıyıcı ilçeler olarak bakıyorum. Karaburun 3. sırada, Konak çok önemli bir oy oranı aldı. Yani Seferihisar 6. sırada, Çeşme 52.3'te 5. sırada. Ama diğer ilçelere baktığınız zaman oylar
ortalamanın altında kaldığını görüyoruz. İkinci bölgede de Karşıyaka taşıyıcı bir ilçe olarak var. 55.8'de, yani ortalama 40'ın 15 puan önünde ve nüfus oranı açısından Karşıyaka çok önemli, bize oy getiren ve biz çağdaş, layık, demokrat, yurtsever, Atatürkçü insanların yaşadığı bir ilçe, büyük ilçe ve asıl taşıyıcılığı o yaptı. Sonra Dikili geldi 49.6 ile, sonra Foça 47.4 ile, sonra Beyda 44.4 ile, sonra Çiğli geldi 44.3 ile. Çiğli de taşıyıcı bir bölge. Ama diğer ilçelere baktığımız zaman ortalamanın altına düştü. Mesela benim yaşadığım Bornova'da üzülerek söylüyorum, o %39'a geriledi. Yine benim yaşadığım bölge Bayraklı'da da %36.8'e düştü oyumuz. Şimdi bütün bunları irdelemek lazım. Yerel seçime giderken burada yapılan hataların, kusurların yapılması halinde yerel seçimlerde de aynı sıkıntının bizi beklediğini bilmemiz lazım. Hayat böyle lay lay lom değil. Yani böyle seçim kazanılmaz. Çok iyi irdelemeler yapmak gerekir diye düşünüyorum Fatih'ciğim. Buyur. Bir şey Fatih. Daha söyleyeyim estağfurullah. Yani şöyle bir tablo var. Mesela Ege'den Akdeniz'e uzanan bir saadet zinciri vardı Cumhuriyet Halk Partisi için. İşte Muğla, evet. Antalya, Mersin, Adana ve bu zincir Hatay'da kırıldı. Şimdi Hatay'da kırılma nedenleri, Cumhuriyet Halk Partisi eğer önlem almazsa, eğer gerekli müdahaleleri yapmazsa, eğer yine işte sen ben bizim oğlan o mantıkla, o kafayla devam edilirse, Hatay niye önemli biliyor musunuz? Hatay çok kritik bir kent. Yani güneye açılan ve Arap coğrafyasına açılan ve inanılmaz ölçüde sığınmacı yer alan, kültürel bakımından çok karmaşık, çok kompleks, bir de deprem de geçirdi. Çok ağır bir deprem geçirdi. İnsanlar çok zor koşullarda yaşıyor. Şimdi şu oldu Sayın Sertel. Yani bu Hatay önemi niye veriyorum? Orada benim memleketim, yaşadığım yer. İnsanlar daha çok arayıp soruyor beni. Onlarla da konuştum. Şimdi şöyle bir tablo var. 3 tane belediye başkanı var. İlçe belediye başkanı. Bir de Büyükşehir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde. Kalan 12 ilçe AKP'nin, sağın elinde. Yani bir tanesi MHP. Şimdi şöyle bir tablo var. Bu mesela deprem sonrası inanılmaz ölçüde Büyükşehir Belediyesi ortadan kayboldu. Yani bir şişe su getirmedi, çorba getirmedi. Yani elinde olan olanak ya da imkanların hiçbirini kullanmadı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi haklı olarak bir soruşturma açtı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi öyle enteresan bir parti ki milletvekili listesini belirleyen isimlerin başında hakkında soruşturma açılan Büyükşehir Belediye Başkanı geldi. O belirledi listeyi. Birinci sırayı falan o belirledi yani. Yani şimdi akıl alır gibi değil ya. Mantığın kabul edilir gibi değil. Yani bildiğim bir şey. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi inanılmaz ölçüde Hatay'a özellikle ikinci tur öncesi umut aşılamaya çalıştı. Hüseyin Yayman vardır. Çok başarılı bir milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. Tanıyorum. Çok çalışkan bir insan. Kapı kapı dolaştı. Uğraştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir gayreti olmadı. Ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi Hatay'da geriledi. Ben size söylüyorum, önümüzdeki yerel seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğer mantığını ya da anlayışını değiştirmezse, o belediye başkanı benim adamım, bana çok faydası oldu, o dursun, öbürü gelmesin falan filan diye bir mantık içinde devam ederse Hatay'da gene kaybedecek. Ve çok ağır bir yenilgiye uğrayacak. Bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Yani söylediğiniz şeyler haklı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun verdiği çaba, ortaya koyduğu çalışkanlık, hakikaten bunlar takdir edilir şeyler ama parti genel merkezi, parti örgütüne ve seçmenlerin talebine karşı duyarlı ya da etkin değil. Yani umursamaz bir tavır içinde oldu. Örgüt yok sayıldı. 40 il başkanı istifa ettirildi mesela, listelere konulmadı. 40 il başkanı. Ayrıca partiye emek veren insanlar dışında partinin önünden geçmeyen insanlar bu partide milletvekili oldu. Sadullah Erkin Çankaya milletvekili oldu.
Atatürk'ün Çankaya'sından. Yani konuşulacak o kadar çok şey var ki. Evet. Yani Fatih, Hatay'la ilgili bir iki şey söylemek istiyorum ben. Hatay'da tabii, ben deprem zamanında bulundum. Biliyorum, hatta biliyorum. Sen de yayınlara aldın beni. Flaş Haber'in muhabiri gibi oradan evet, evet. Yayınlarına katıldım. Çok da emeğin geçti oradaki insanların sesini duyurulması için. Onun için teşekkür ederim. Ama ben o bölgede Suzan Şahin'i gördüm. Yani Suzan Şahin gerçekten orada kişisel maddiyatını da harcayarak, inanılmaz bir enerji harcayarak çalışan bir milletvekili arkadaşımızdı. Listelerde göremedim. İsmet arkadaşımız Tokdemir, Serkan Topal. Bakın ben Serkan Topal'ın bulunduğu ilçeye gittiğimde yemin ederek söylüyorum, Serkan'ı 3-4 kilo vermiş halde gördüm yani. Sakalları uzamış, uykusuz, perişan. İsmet de öyle. O arkadaşlarımızın adaylıklarının üstünün çizildiğini gördüm. Üstelik yani birinci dönem, bir dönem yapan Suzan arkadaşımızın mecliste yaptığı o konuşma, bütün milletvekilleri dahil, yani bakın ben orada o konuşurken gözyaşlarımı tutamadım. O kadar etkili bir konuşma yaptı. O arkadaşlarımızın aday olmadığını, müracaat etmelerine rağmen aday yapılmadığını gördüm. Kimliğe aday yapıldı bilmem ama belediye başkanlarının adaylık noktasında etkin olduklarını biliyorum. Bu bizim yerlerde de maalesef öyle. İşte onun nedeniyle mesela Muğla'da ciddi bir oy kaybı var. 6-7 puan oy kaybı var. 50'lerden 38'lere 40'lara düşüyor. Giderek de düşüyor. Yani şimdi siz partinin dinamiklerini, partinin etkin olan isimlerini, yani işte partide çok uzun yıllardır siyaset yapan ve siyasete yön veren insanların sadece kendi yakınlarını veya kendi ideolojik anlamda değil de yan yana ekip anlamında yürümek noktasında değerlendirirseniz bunların sıkıntısı çıkıyor ortaya. Yani belediye başkanları böyle bakıyor oraya. Ben diyor milletvekili bu anlayışı eğer yerleştirirseniz başarısız olursunuz. Topluma Allah vermek zorundasınız. Toplum ne istiyor? Siz ne yapıyorsunuz? Yani bu çok önemli. Toplum halk olmadan siyaset olmaz. Halksız siyaset unsuz kurabiyeye benzer. Postalaştan yapmış bir kurabiyeyi kime nasıl yedirebilirsiniz? Yani un olmadan sahte bir unla yaptığınız kurabiyeyi ne kadar iyi kızartırsanız kızartın boğazdan geçmez. Bu öyledir yani siyasette böyledir. Bizim çok önemli bu noktalara eğilmemiz lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bir ülkeyi kuran partiyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi'yiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda yürüyen insanlarız. Huay milliyeciyiz. Ölünmez bir vatan toprakları içerisinde herkesin eşit, adil yaşayacağı ve herkesin özgür olacağı ve ülkedeki bütün özgürlükleri koruyacak bir partiyiz. Eğer siz içinize ve toplumun içine sinen insanları karıştırmaya kalkarsanız ve onları harmanlamaya kalkarsanız on toplumda olan güven sarsılır ve sarsılır. Oranlar bundan dolayı düştü bazı yerlerde. İnan bak, biz Ankara'da 2 puan arttı gene. Ben onu memnuniyetle karşılıyorum. 4 puan. İstanbul'da arttı oylarımız. Bunu da memnuniyetle karşılıyorum. Yani ben de İstanbul, Ankara oyları da var. Ama mesele şu, yeterince artmadı. Yeterince artmayınca iktidar olamadık. Yani bizim İzmir'de 2 puan düştü. Muğla'da 6-7 puan düştü. Diğer illerde 10 puan düşen illerimiz var. Bunlar niye düştü kardeşim ya? Burada neden, ne oldu da bunlar düştü? Siyaseti şimdi sıfırlayıp yeniden kurgulayanlara seslenmek istiyorum. Sen ben bizim oğlanla siyaset olmaz. Ya da iktidar ekipçilikle siyaset olmaz. Ben
Sana samimiyetimle söylüyorum. Sen de hiçbir siyasi dedikodunun içinde benim adımı duymamışsındır. 8 yıl ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili yaptım. Onurla, gururla ve hiçbir ekibin içine dahil olmadım. Benim bir ekibim var. Mustafa Kemal çizgisi. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanı ve onun izinde oldum. Hiçbir zaman böyle gruplaşmaların içerisine girip de olayın farklı menfaat çizgisine doğru çekilmesini uygun bulmadım. Yani doğrusu şudur. Halk sizi tutuyor mu, tutmuyor mu? Halk sizi seviyor mu, sevmiyor mu? Siyasette karşılığın var mı, yok mu? Meselenin özü o. İstediğin kadar ekipçi ol ve ekip içerisinde seni değerlendirsinler. Halk tarafından tutulmuyorsan siyasette belli bir noktaya kadar gelirsin ve kalırsın. Ama biz halkın gönlünde kök saldığımıza ve o sevgiyi, saygıyı birlikte karşılıklı taşıdığımıza çok inanıyorum Fatih'cim. O da beni çok mutlu ediyor. Çünkü insanların siyasi ömrüne, fiziki ömrüne sınırlı vefat ettikten, yani toprağa girdikten sonra ya çok iyi bir insandı, çok iyi bir gazeteciydi, çok iyi bir siyasetçiydi demeleri bizim için yeterli. Yani bunun dışındaki hepsi bana göre hikaye. Yani öyle düşünüyorum. Evet. Peki, gelelim Türkiye'nin bundan sonraki yönetilme biçimine. Yani o konuda da sıkıntılar var. Demin söyledim, bir ekonomik buhranın kalıcı izleri devam ediyor. Yani belki de AKP'ye oy veren seçmenin eyvah biz ne yaptık diye elini dizlerine vuracağı günler geliyor gibi geldi bana. Çünkü rakamlara bakıyorum, ya inanılmaz. Piyasada hiçbir şeyin düzelmesi ihtimali olmadığı gibi bundan sonra nasıl düzeleceğine dair de kimsenin bir planı yok. Yani doğru. İktidar da bunu yap. Mesela Mehmet Şimşek'ten bir kahraman yaratmaya çalışıyorlar. Mehmet Şimşek eski bir bakan. Kendisinin bazı kalıcı rahatsızlıkları var ama yine de görev yapabileceği konusunda umutlar var. Ama Mehmet Şimşek'in ekonominin başına gelmesi Sayın Erdoğan'ın ekonomiye gerekli gereksiz müdahalesini ortadan kaldırmayacak. Yani faizler konusundaki tavrı, piyasaya müdahalesi, NAS dediği, kimsenin daha hala ne olduğunu anlamadığı bir NAS niye ekonomide kullanılır, ekonomik bir terim değil, neden böyle bir şey yapar, niye, hangi kafanın ürünü, hangi hayal dünyasının ürünü kimse çözemiyor. Ama şöyle bir şey var, Merkez Bankası biraz önce söyledim, döviz satışına devam etmiş, son 3 haftada 15 milyar dolar rezerv kaybı var. Sadece dün akşam kuru tutmak için Merkez Bankası tam 1 milyar dolar harcamış. Bunun sonu yok. Bu piyasa böyle düzelmeyecek. Kalıcı çözümler yok. Bir şey daha dikkatimi çekti. İnsanlar paralarının değerini korumak için döviz gibi otomobil almaya başladı. Yani otomobilde düşünebiliyor musunuz? Yıllık talep 1 milyonu aştı. Yani yıllık otomobil alımı Türkiye'de 1 milyonu aştı. Bu tüm zamanların rekoru. Niye biliyor musunuz? Otomobili bugün alıyorsunuz, yarın satmaya kalksanız en az 20 bin lira karınız var. Masrafları çıktıktan sonra. Şimdi ikincisi şu var piyasada Sayın Sertan, hiçbir şeyin fiyatı belli değil. Yani bir fiyat yok ortada. Mesela bugün aldığınız herhangi bir şeyi, bir cep telefonu, bir bilgisayar, yarın aynı mağazaya gittiğinizde aynı fiyatta alma garantisi yok. Yani kurların esnekliği, başka şey ama hiçbir şeyin fiyatı belli değil. Tek belli olan şey fiyatların her gün zamlandığı. Ve bunu durduracak bir mekanizma da yok. 8.500 lira yaptılar asgari ücreti. Açlık sınırının 2.000 lira üzerindeydi. Bugün asgari ücret açlık sınırının 3.000 lira altında. Şimdi siz bunu 10 bin lira yapsanız ne olacak? Yine açlık sınırının altında kalacak. 10 bin lira bugün yine açlık sınırının altında bugünkü rakamlarla. Yani yapsanız ne olacak? Yetişemiyorsunuz. Demin söyledim. 1 kilogram dana bonfila 704 lira. Aklım durdu ya. 704 lira. Yani halkın gidip bir kasaptan 450 lira olmuş. Bazı semtlerde 480 lira kıyma. Yani aynen.
Halk bunu niye anlayamadı, niye yorumlayamadı, ne düşünüyorsunuz? Halk anladı aslında Fatih. Halk anladı, halk yaşıyor. Yani halk anlayamadı diye bakmamak lazım. Halk yaşıyor çünkü. Ama şöyle, Türkiye çok yoksullaştırıldı ve yoksulluk yönetiliyor Fatih'ciğim. Yani Türkiye'de AKP iktidar olduğunda 2002 yılında toplam yardımlardan yararlanan insan sayısı 2 milyon 200 bin civarındaydı. Şimdi sosyal yardımlardan yararlanan insan sayısı 17 milyon civarında. Ve bu insanlar Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından bağımlı hale getirildiler. Diyorlar ki, yani bu iktidar giderse bize verilen işte paralar, yardımlar, bize verilen gıda maddeleri kesilir. Bu endişe içerisindeler. Ve bu zaten devlet tarafından da bu vatandaşlara işleniyor. Bu seçimde kaymakamlar görevli, bu seçimde valiler görevli, bu seçimde jandarma komutanları görevli, bu seçimde devlet görevliydi. Yani siz normal böyle bir seçim yapmadınız ki. Siz devlet aygıtlarına karşı ve devletin olanaklarına karşı da yarıştınız. Yani alınan oy o kadar küçümsenecek bir oy da değil. Ama bunu göz önüne alarak bir takım tedbirleri almak lazımdı. Bakın bazı ilçelerde işte toplu oy kullanımından tutun, oraya güvenlik elemanlarının, bizim milletvekillerimizin, Ali Şeker'in bile yani dayak yediği, sandık başında dayak yediği ortamlar yaşandı. Gelmeyenlerin yerine oy kullanılmasını öneren muhtarlar. Ben Kastamonu'da, Bozkurt'ta bir sandık başkanının orada bana itirafını duydum. Sandıkta, köyde 32 kişi sandığa gelmemiş. Muhtar diyor ki, bu gelmeyenlerin yerine oy kullansak olmaz mı başkanım diyor. Eğer ben olmasam orada diyor, 32 kişinin yerine muhtar alacak mühürü çatır çatır basacak. Hiç de umurlarında değil. Yani seçim bu satıhta. Şimdi Suriyelilerin 1 milyon 300 bin civarında oy kullanıldığı söyleniyor. Yurt dışından gelen oylar dahil, bir takım şeyler, doylar dahil. Tayyip Erdoğan'ın farkı da o kadar zaten. İşte 2 küsür. Şimdi burada eğer biz sandığa taşıyabilseydik bazı seçmenleri, mesela İzmir'de azalma oldu, İstanbul'da, Ankara'da, büyük kentlerde azalmalar oldu. Sandığa gitmeyen seçmeni taşıyamadık. Yani bu da umutsuzluktan kaynaklanan hadise. Biz seçimi alırdık. Ama Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine rağmen halk, ya o da gelse bu durumu çözemez noktasında bakanlar oldu. Yani o kadar kötü ki ülkedeki durum, o kadar kötü ki ekonomik göstergeler, Kemal Bey de gelse bu sorunu çözemez diye söyleyenler oldu. Halk farkında aslında yaşıyor. Ben bu iktidarın son birkaç ay kalayasına kadar, yani 2-3 ay kalaya kadar %60'a 40'tı oy oranı. %60'a 40 kaybediyorlardı. Yaptıkları bir takım ataklarla, işte milli savunma sanayini öne çıkarması ve bizim ona karşı cevaplarımız, TOG'u öne çıkarmaları, işte efendime söyleyeyim, emeklinin maaşını tabanda 7500 liraya çıkması, işte kamu işçilerine yapılan zamlar falan, ard arda işte petrol bulduk demeleri, doğalgaz bulduk demeleri falan, toplumda ya bir şeyler oluyor mu acaba noktasında bazı kesimleri olumluya doğru, pozitife doğru çevirmiştir. Ama görünen şudur, Türkiye'de yaşayan insanlar bu dönemde daha çok açlık ve sefalet içinde olacaklardır. Bu görünen bir gerçektir. İkincisi, baskı artacaktır Fatih. Bakın bugün, dün ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yıllarca hizmet vermiş ve şu anda siyasette bir üstte bağımsız duran bir partili, AK Partili bir kişiyle görüştüm. Beni aradı. Bir İzmir'le ilgili bir sorunu varmış. Bir ricada bulundu benden. Yani bulunacakmış da beni bulamadı. Sonra başkasıyla görüşmüş. RTÜK.
Arkadaş ya daha dün bir bugün iki. Bismillah yani. Sen bütün televizyon kanallarına ceza yağdırmanın ve onları karartmanın, onları ekonomik olarak zora sokmanın uygulamalarına başladın. Bismillah ya dün bir bugün iki. Yani bu insanların seslerini de kısacaksınız. Yani Atilla Sertel hangi kanalda çıkacak ya? Hangi kanalda sesini duyuracak? Yani bunu mu istiyorsunuz? Bu mu yani sizin amacınız, basın amacınız? Baskılar artacaktır Fatih. Mesela işçiler, sendikalaşma ya da hak arama ya da köylüler, işgal edilen toprakları ya da işte kesilmek istenen ağaçları, el konulmak istenen suları, el konulmak istenen madenler olduğu zaman, orada bir dirilişe girdiği zaman o daha ağır bastırılacaktır. Gençler, üniversite gençliği daha ağır bastırılacaktır. Bütün bunların ağırlaştığı bir ortama doğru da gideceğiz. Ben bunu görüyorum. Çünkü yapı despotik bir yapı. Bu yapıdan beklediğim şu: daha ağırlaştıracaklar. Hem ekonomik koşulları da ağırlaştıracaklar, hem bu ülkede yaşama hakkını elden alacaklar. Şimdi Can Atalay milletvekili seçildi. Cuma günü insanlar yemin edecekler. Türkiye İşçi Partisi'nin milletvekili şu anda cezaevinde. Böyle durum olur mu? Yani seçilmiş olan bir insanın, hakkında ceza verilmemiş olan bir insanın derhal serbest bırakılması ve yemin törenine gitmesi lazım. Yargılamanın da milletvekili sonrasına bırakılması lazım. Bu kanunen böyle. Siz kanunları çiğniyorsunuz kardeşim. Can Atalay milletvekildir. Hemen çıkması gerekir. Ama bunlar Mustafa Balbay milletvekili iken içeride 2,5 yıl tutmuş, FETÖ ile işbirliği yaparak onu cezaevinde ömrünün çok önemli bir bölümünü milletvekili olarak hücrede geçirmesini sağlamış bir iktidar. Acımasızlardır. Peki Atıl abi, çok teşekkür ederim Sayın Sertan. Çok sağ olun, katıldınız. Güzel bir sohbet oldu. Görüşmek çok üzere. Çok teşekkür ederim. Ben de seninle birlikte televizyona program yapmaktan hoşnutum. Çok başarılısın ve başarılarını devam ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başkent'te gündem iki konuğumuz da devam edecek. Biraz sonra Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Sayın Cem Toker, aynı zamanda bir iş insanı. Onunla konuşacağız hem siyaset hem ekonomiyi. Yine bir Deva Partisi GİK üyesi Esum Aslan bizimle birlikte olacak. Ve seçim döneminde yaşananları onunla konuşmaya devam edeceğiz ama az sonra. Zeynep ve Eren, Ali'nin gelecekteki ailesi, Mehmet ve Aylin, Elif'in gelecekteki ailesi. Korumamız altındaki her çocuk henüz tanışmadığı bir ailenin ferdi olabilir. Belki o çocuk sizin geleceğinizdir ve onun geleceği sizin elinizdedir. 2012 yılından bu yana Gönül Elçileri projesiyle koruyucu aile programımız hız kazandı ve binlerce çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden doğar. Kitabın ortasından konuştuk. Bazen tartışmanın en başına gittik. Gerekirse yerine gittik, gerçeği anlattık. Fikri takibi bırakmadık, gözden kaçanlara dikkat çektik. Yalın, cesur, özgür yorumlar, nesnel haberler. Haberdar'da. Hafta içi her gün saat 14.30'da Haberdar randevunuzu kaçırmayın. Bir tane sigara içmeden imkanı yok, ayılamıyorum.
Bıraktığımdan beri çok daha zinde kalkıyorum. Benim de bir masrafım bu var. Benim de günde 10 lira bağışla okuttuğum bir öğrencim var. Yani bu yaştan sonra sigarayı bıraksam mı? Ne fark eder? Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Bir kere bıraktım. Sonra tekrar başladım. Tekrar tekrar denedim. En sonunda başardım. Tam 10 yıldır ağzıma sürmüyorum. Evet, kalabilir misin bunu? Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Günün getirdikleri, sabahın gündemi, özel haberler, kaynağından canlı bağlantılar ve son dakika haberleri. Her zaman olduğu gibi bağımsız ve tarafsız bakış açısıyla Öğle Bülteni'nde. Flash Haber TV'ye hoş geldiniz. Ben Dilan Polat. Öğle Bülteni ile karşınızdayız. Değerli izleyenler, 2 saat boyunca kesintisiz bir şekilde Türkiye'den ve de dünyadan son dakikalar, sıcak gelişmelerle karşınızda olacağız. Dilan Polat'ın dinamik ve sıcak sunumuyla Öğle Bülteni hafta içi her gün saat 12.30 ile 14.30 arası Kararsızların kanalı Flash Haber TV'de. Israrlı takip bir şiddet türüdür ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. Yasaya tutun. Başkent'te gündem devam ediyor. İki değerli konuğum var. Öncelikle stüdyo konuğumu ben size tanıtmak istiyorum. Deva Partisi GİK üyesi Sayın Esum Aslan bizimle. Sayın Aslan günaydın, hoş günaydın. Geldiniz. Günaydın. Şimdi çok zor bir seçim geçti. Yani zor dediğim muhalefet açısından zor, biraz sıkıntılı bir seçim. Tabii seçim sonrası Türkiye'de iktidarın bir konumlanması var. Kendisiyle ilgili, Türkiye ile ilgili projeleri var. Kabine açıklanacak hafta sonu. Onların bir telaşı var. Muhalefetin de kendi içinde bir eleştiri, öz eleştiri mekanizmasını çalıştırma gibi bir olasılığı var. İyi Parti ve CHP'nin kurultay tarihleri var önlerinde. Ama daha kurultayla ilgili net kesin bir adım atılmış değil. Özellikle İYİ Parti'nin de kurultay tarihi belli, CHP'nin de kurultay tarihi, 1 Haziran, 1 Temmuz. Yani Türkiye bir 5 yıllık döneme daha devam edecek Sayın Erdoğan'la. Muhalefet partileri de Mart'taki yerel seçimle ilgili hazırlıklarına başlayacaklarını açıkladılar. Onun için parti içi tartışmaya yönelmeme gibi bir eğilimleri, niyetleri var. Genel başkanlarını değiştirmeme gibi. Tablo bu. Deva Partisi'nde neler oldu, neler yaşadınız, siz neler yaptınız? Buyurun. Fatih Bey, bizim de büyük kongre tarihimiz yasal olarak net belli. Ekim, Kasım gibi Deva'nın da büyük kongresi olacak. İkinci olağan büyük kongresi olacak. Yani şu an muhalefet partilerinin tamamında bir kurultay planlaması var. Tabii seçimi değerlendirme konusunda herkes, her parti mutlaka kendine iyi yaptıklarını nasıl destekleyebilir, eksikleri nelerdir, yanlış yaptığı bir şey var mı, bunları nasıl düzeltebiliriz gibi bir iç dinamik başlattı. Yani konuşuluyor bunlar. Zor bir seçimde, evet, bütün seçimler zordur Fatih Bey aslında. Yani iki tane aday var. Öncelikle birinci turda 4 tane aday vardı. Ve Türkiye ilk kez birinci turda Cumhurbaşkanı seçemedi. Yeni bir sistem zaten ama ilk kez ikinci tur tecrübesi yaşadık.
Bu süreci değerlendirirken seçime kadar, birinci tura kadar olan dönem, belki ondan sonra ikinci tura kadar olan dönemi ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Bir izninizle Sayın Cem Toker hazır mı arkadaşlar? Sayın Toker günaydın. Günaydın, iyi yayınlar, iyi günler. Günaydın. Esrim Aslan'la birlikteyiz, siyaseti konuşuyoruz. Hemen size de dönüyoruz. Buyurun tamam. Sayın Aslan. Merhabalar Cem Bey bu arada. Merhaba, iyi günler. Sağ olun, teşekkürler. Bütün bunlara baktığımız zaman mesela artık kamuoyu önünde basın aracılığıyla da bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Parti içindeki mekanizmalar çalışırken bunu bir değerlendirme haline getirdik. Belki şunu es geçmememiz gerekiyor. Yani 20 yıldır iktidarda olan bir parti artık çeyrek asırlık bir dönemde Türkiye'yi yönetmiş olacak. Şimdi bu artık bizim net olarak değerlendirme konumuz olmalı. Türkiye'de 25 yıl bir iktidar hem yerel seçimlerde oyunu koruyarak her ne kadar bazı illeri kaybetse de hem de genel seçimlerde 2014'ten bu yana oyunu arttırarak, çünkü nüfusun artmasıyla beraber o artan nüfustan da payını alarak bir iktidar devam ettiriyor. Bunun eksikleri neler, itirazlar neler, bunları konuşmak gerekiyor ama yeni bir dönem başladı. 5 yıl AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı, mecliste AK Parti çoğunluğu ve bileşenlerinin, Cumhurbaşkanı olarak da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi yönetecek. Muhalefete de yine kontrol görevi verdi vatandaş. Oy verirken siz bu sistemi kontrol edin, muhalefette kalın, iktidarı devam ettireceğim kararı verdi. Bu sürece giderken konuşmamız gerekenler var. Muhtemelen akış içinde konuşacağız. Ama net bir tablo var. Belki onu açış olarak söylemek istiyorum. Bizim bu süreçte kamuoyu desteğini tekrar arkasına alan, ekonomik sıkıntıların bu kadar yoğun olduğu, vatandaşın ev bulmakta zorlandığı, kesesini dolduramadığı pazarda, cebinde ciddi anlamda eksikler olduğu, tencerenin yıkamadığı iktidar yoktur söylemi Türkiye'de çok Sayın Süleyman Demirel'in referansıyla biliyorsunuz konuşulur. Ama bu seçim bir tencere problemi vardı, patates, soğan konuştuk ama vatandaş... Evet, benim böyle bir problemim var dedi. Fakat neden muhalefete bu anlamda bir yönetim için destek vermedi? Şu da çok önemli. Seçime gittik. Muhalefet şu anda Türkiye'nin %48.35'ti galiba, yanlış olmasın, küsur bir destek verdi. 25 milyon insan muhalefetin yönetime gelmesini istedi. Bence iktidarın dikkat etmesi gereken en önemli şey bu. Karşısında tam tamına Türkiye'nin yarısının itiraz ettiği bir sistem var. Nedir bu? Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi. Aslında Altılı Masa'nın kuruluş amacı parlamenter sistemi güçlendirerek Türkiye'nin yönetim sistemini değiştirme arzusuydu. Dolayısıyla bu 48,5'luk oyu böyle de okumak lazım. Yani Türkiye'de bir yönetim sistemi problemi var. Bundan net olarak rahatsız 48,5 oya sahip Türkiye'nin yarısını temsil edenler var ve bence aslında o %52'nin içinde de sisteme karşı memnuniyetin %100 olduğunu düşünmüyorum. Yani evet, oraya doğru bir oy akışı oldu ama bu sistemden memnun olduğu için verilen bir oy muydu? Yoksa, çünkü biliyorsunuz kamuoyu araştırmaları sistem memnuniyetiyle ilgili ölçüm yaptığında %60-65 civarında mevcut sisteme karşı bir rahatsızlığı olduğunu dile getiriyor. Yani şu an İktidar ülkeyi yönetirken tüm bu gerçeklerle yüz yüze olmalı. Muhalefet ise bu denge denetleme sisteminin başında olduğu için bunu doğru, stratejik ve hatalarını doğru değerlendirerek, doğrularını destekleyerek ilerletmesi gerekiyor. Kamuoyundaki en önemli tartışmalardan biri adayla ilgili tartışmalar. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok önemli bir oyun kurucu olduğunu düşünüyorum. Aday doğru muydu, yanlış mıydı, başka biri olsa mıydı, olmasa mıydı konuşmaları var ama şunu hatırlatmak istiyorum bizi izleyenlere. Her konuşulan adayla ilgili bir defans vardı. Birinin belli bir kitleden oy alamayacağı ile ilgili, diğerinin, yani bunlar hep konuşuluyordu. Oyunu kurmakla ilgili sıkıntıları vardı. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunu kurarken bir oyun kurucu olarak hareket ettiğini düşünüyorum. Ancak şu da var.
Yani bizim muhalefet olarak şunu düşünmemiz gerekiyor. Yani evet, Türkiye bir lider sistemiyle yönetiliyor. Bununla ilgili şapkamızı önümüze koyup nasıl hareket etmemiz gerekiyor hep beraber düşünmemiz lazım diye düşünüyorum. Çok uzatmayayım Cem Bey de burada. Estağfurullah. Şimdi Sayın Toker, aslında seçim öncesi sizinle çok konuştuk, tartıştık. Hep seçim saatini bekledik. Yani ilk tur geçti, yine sabrettik değil mi? Dudağımızı ısırdık. Dedik ki şu ikinci tur da geçsin bakalım. Şimdi gelinen tablo var. Siz ekranlarda değerlendirme biraz yaptınız, toparladınız ama şimdi bugün izleyenim bana bir mesaj atmış. Diyor ki muhalefet partisinin genel merkezlerinde şu an herkes ölü taklidi yapıyor diyor. Bana böyle bir mesaj atmış, dikkatimi çekti. Hakikaten yani eleştiri, öz eleştiri olması gereken bir dönemde biraz ağırdan alıyorlar işi. Yani kimse demiyor anlık tepkiler verin, anlık kararlar alın. Ama ne İYİ Parti ne Cumhuriyet Halk Partisi bu işin sorumluluğunu genel merkez ya da yönetenler anlamında üstlenme niyetinde pek değil. Ama bunun bir konuşulması, tartışılması da gerekiyor. Sonuç olarak partiler kendi işlerine kendileri karar verirler. Yetkili kurulları var, kurultayları var. Onlar karar verirler. Tamam ama bizim de sormamız gereken şeyler var. Yani 26 yıla uzanan bir iktidar dönemi. Belki sandığın bir daha nasıl geleceği belli değil. Bakın bugün bir haber vardı. Ekrem İmamoğlu ile ilgili, bunu da yandaş bir yazar yazmış, Abdülkadir Selvi. İstinaf Mahkemesi kararı onaylamış ama bekletiyormuş. Neyi bekletiyor? Erdoğan'ın talimatını. Bakın. Yani ona göre bundan sonra siyaset belirlenecekmiş. Yani siyaset için ortaya çıkan herkesin yaralanması, kenara itilmesi mümkün olan bir döneme giriyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener dışında onlar yaralanmadı yani. Onların yargıyla böyle bir sorunları yok. Siz bu dönemi nasıl bir dönem olarak görüyorsunuz? Önümüzde yerel seçimler de var Mart ayında. O da bir gerekçe oldu muhalefet için. Yani şimdi çok sıkıştırmayın bizi anlamında. Bu doğru bir gerekçe mi? Neler yaşanıyor? Fatih Bey, benim görüşüme göre Erdoğan ömür boyu, ömrü el verdiği müddetçe, sağlığı el verdiği müddetçe bu ülkenin yönetiminin başındadır. Bu seçimde Erdoğan'ı indiremeyen, sandıkta indiremeyen muhalefet bundan sonra hiçbir zaman indiremez. Yani listesini yaptığınız zaman ekonomi, doğal afet yönetimindeki başarısızlıkları, yolsuzluk, adaletsizlik, suç örgütü liderlerinin iddiaları, onlara iktidarın sessiz kalması, Türkiye'nin kara para aklamada gri listeye düşmesi, say babam say. Yani bu seçimi kazanamayacaklardı da hangi seçimi kazanacaklardı? O birinci soru. Evet, şu anda herkes tabii ölü taklidi yapıyor ama yani sabırlı olmak lazım. Bu iş böyle gitmeyecektir. Bilhassa Cumhuriyet Halk Partisi'nde eminim toz duman yatıştıktan sonra ortalık CHP'de karışacaktır. O şeyi de kabul etmiyorum. Bu işler partilerin iç işidir. Biz karışamayız. Öyle de karışırız ki. Çünkü önümüze gelecek adaylar bu partilerde belirleniyor. Ülkeyi yönetmesi için seçeceğimiz kişiler. Bu partilerin içinde demokrasi var mı yok mu? Nasıl belirlendi bu adaylar? Giren konular. Görüntüm topma mı oldu? Yok bir dom oldu ama düzeldi tekrar. Buyurun. Arkadaşlar tekrar arayın. Bir görüşelim. Aslında Cem Toker sözünü çok sakınmayan bir siyasetçi. Yani açık konuşan, çok dolambaçlı konuşmayan, sözünü esnetmeyen, sözcüklerin efendisi diyorum ben ona hakikaten. Çok uzatmayan bir insan. Donanımı ve geçmiş tecrübesi de buna çok münasip. Söylediği yerden isterseniz ben birkaç şey ekleyeyim. Tabii, buyurun. Cem Bey dedi ki bunlar partilerin iç işleri değil, bal gibi karışacağız. Tabii ki demokrasinin gereği de bu. Yani siyasi partiler bir kişi ve belli bir zümre etrafında yönetiliyor gibi değil. Seçmenleriyle, kurultay üyeleriyle,
üyeleriyle yönetilen sistemler tabii ki eleştirilerini yapacaklar. Doğal olan, doğru olan da bu. Belki şunu da söylemek lazım. Afet yönetimine vurgu yaptı Cem Bey. Orada birkaç şey söylemek istiyorum ben. Çünkü hem Hatay'da hem deprem bölgesinin tamamında o süreçte bulunan bir arkadaşınız olarak konuşacağım bunu. Bizim deprem bölgesini anlayamadığımız çok temel problemler vardı Fatih Bey. Ben bunu ikili sohbetlerimizde basın aracılığıyla, sosyal medya aracılığıyla da söyledim. Şimdi Maraş, Antakya birinci turda CHP'nin oy oranının yüksek olduğu bir süreçteyken ikinci turda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öne geçtiği bir süreç yaşadı. Biz bunu nasıl okuyoruz? Deprem bölgesine kardeşim insanlar sokaktalar. Temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Afet yönetimi konusunda çok konuştuk. Evet doğruydu. İki gün orada gerçekten bir mağduriyet yaşandı. Ama hayat devam etti ve iktidar yeniden inşanın kendisi tarafından yapılacağı hususunda bir ikna oluşturdu. Yani orada çadırda barınma problemi yaşayan, saçı bitlenen, aç kalan, sokakta olan, çocuğunu okula gönderemeyen vatandaş bu çıkmazdan beni bu sistem kurtarır konusunda ikna oldu. Çünkü yanlışlarını mutlaka konuşacağız ama bir yeniden inşa süreci başladı. Köylerde evler teslim edildi ve orada bir hareketlilik vardı ve muhalefet deprem bölgesiyle ilgili seçim sürecinde hepimiz mutlaka dile getirdik ama oradaki umudu inşa ile ilgili bir eksiğimiz oldu. Yani bu Antakya muhalif bir hareketi olan il olmasına rağmen karar değişikliğine götürecek kadar bir eksikliğimiz varmış demek ki. Bunu doğru anlamamız gerekiyor. Ama şunu da bilelim. Oradaki o mağduriyeti yaşayan insanlar bir hareket değişikliği yaptılar. Fakat Mersin gibi, Adana gibi, Antalya gibi deprem bölgesinden oraya gidip yerleşen seçmen kendi barınma ve temel ihtiyaçlarını çözdüğü için dedi ki bir dakika, burada bir yanlış var ve orada muhalefete doğru hareket artış gösterdi. Biliyorsunuz bu illerde muhalefetin oy oranı arttı. Ama temel ihtiyaçlar, Maslow'un ihtiyaçlar teorisi, önce doyacaksın, barınacaksın. Bunlar bir an önce yapılabilir iknasında mesela eksikler olmuş olabilir. Bir başka konu, mesela Cumhuriyet Halk Partisi uzunca bir müddettir Doğu ve Güneydoğu'da Doğu Masası ile oradaki kitleyi konsolide etmekle alakalı çok başarılı bir süreç yönetti. Hatta biz seçimden hemen önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapılan anketlerde oylarını iki katına çıkardığına kadar gördük. Bunun sebebi neydi? Doğu ve Güneydoğu'daki kanaat önderleri, aşiret reisleri, o toplumu yönlendiren kişilerle doğru irtibatlar kuruldu. Fakat seçimde ikinci tura giderken bir şey oldu ve seçmen sandığa gitmekten vazgeçti belli oranda, önemli deprem bir oranda. Deprem bölgesinde değil mi? Hayır, Doğu ve Güneydoğu'da. Doğu ve Güneydoğu'da diyorsunuz. Neden? Ona biraz sonra dönelim mi? Sayın geldi Toker, mi? Tamam. Evet, tekrar geldi çünkü. Sayın Toker merhaba tekrar. Merhaba, kusura bakmayın. Neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Önemli değil, buyurun. Kaldığınız yerden devam edin. Sesiniz daha iyi şimdi. Ha, iyi bari. Telefondan bağlanıyorum, şimdi daha kolay oldu. Üstadım demek istediğim... Bilhassa şimdi Deva gibi, Gelecek gibi, Demokrat Parti gibi, Saadet gibi partiler başarılı. Çünkü oyları belli veya belli değil ama mecliste sağlam bir temsil hakkı elde ettiler. Bu açıdan İYİ Parti ile CHP şapkasını önüne koyup düşünmeli. Bilhassa Kemal Kılıçdaroğlu artık siyasi kariyerini düşünmeli. Çünkü hala demokrasi mücadeleme devam edeceğim diyor. Tamam etsin ama benim gibi yapsın. Masa başından yapsın. CHP koltuğunu bırakmalı. Çünkü 75 yaşında kendisi. Dün girdim baktım. 1948 doğumlu. Sene 2023. Yani ne yapacak? 2028'e CHP'yi 80 yaşında Kılıçdaroğlu mu hazırlayıp seçime sokacak? Onun için bu konular mutlaka CHP'nin içinde de gündeme gelecektir. 2014'te 10 Ağustos'ta Erdoğan'a tepside teslim edildi Cumhurbaşkanlığı. 2018'de teslim edildi. 2023'te hatalar silsilesi say say bitmez. Defalarca dile getirdik. Üçüncü kez teslim edildi. Yani Kılıçdaroğlu bir de üç büyüklerden birinin teknik direktörü olsa
şimdi kapının önüne koymuştu bir tane derbi kazanamamış teknik direktör. Türk milleti de bir garip. Tuttuğu takım iki sezonda dört derbi kaybedince adamı kapının önüne koyuyorlar. Ama Türkiye'de tabii siyasi partiler yasası demokratik olmadığı için koltuğu kapağın genel başkan oradan kolay kolay kaldırılmıyor. Yani ben Erdoğan'ın bundan sonra mevcut gücüyle bu rejimi pekiştirdikten sonra öyle seçim meçim kaybedeceğine inanmıyorum. Yerel seçimlerde de kaybettiği illeri geri alma olasılığı çok 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 yüksek. Peki yani ne yapacağız? Teslim mi olacağız? Yani bu iş bitti, tamam. Yok. Demokrasi bitti, hukuk rafa kaldırdı. Yok. Bitmez Fatih Bey. Mısır'da da bitmiyor. Şimdi Mısır'da da, İran'da bir girin Google'a bakın bakalım kaç tane siyasi parti var. Hepsi kendi çaplarında particilik oynuyorlar falan. Mısır'a girin bakın kaç tane siyasi parti var. Ama Sisi seçim kaybedecek mi, etmeyecek. Orada da cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Parlamento seçimleri oluyor her 4 senede bir. Partiler yarışıyor, konuşuyor. Televizyonlara çıkıyorlar işte, vaatlerde bulunuyorlar falan ama büyük tabloda durum değişmiyor. Türkiye'de bu konuma geldi. Zaten o ülkelerle aynı kategoride bir ülkeydi. Demokrasi ve özgürlükler açısından. Dolayısıyla yani şeyde de, Azerbaycan'da da siyasi partiler var, muhalefet var, muhalefet liderleri var. İşte onlar da particilik oynayıp demokrasimsi bir rejimde dalgalarını geçiyorlar ama Aliyev'i kimse kolduğundan indiremez. Putin'i de indiremez, Sisi'yi de indiremez. İran'da Molla rejimini de değiştiremez. Türkiye'de bu şekilde bir rejim oldu artık. Bunu kabullenip ona göre isteyen partisini açık tutar, particilik oynar, isteyen havlu atar, keyfine bakar. Şöyle bir tablo da var Sayın Toker. Endişelerinizle şöyle katılıyorum. Bakın, Ekrem İmamoğlu hakkında bir dava var. Bu dava kesinleşti, istinafa gitti. Bugün Abdülkadir Selvi, yandaş yazar, yazmış, demiş ki istinafta olumsuz karar çıkacak ama dosya bekletiliyor. Yani şunu bekliyor dosya. Recep Tayyip Erdoğan ne zaman uygun görürse o olumsuz kararı o zaman Ekrem İmamoğlu'na bildirilecek. Canan Kaftancıoğlu'nu da aynı biçimde siyasetin dışına ittiler. Ekrem İmamoğlu'nu aynı biçimde siyasetin dışına itecekler. Ayrıca görevi ihmal diye bir soruşturma açılması bekleniyor iki belediye başkanı hakkında. Çok büyük olasılıkla soruşturma açılacak. Bu soruşturma istedikleri gibi giderse görevlerinden almaya kalkacaklar İstanbul Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Ya bundan sonra demokrasi adına yaşayacaklarımızın birer işareti bunlar. Peki ne yapmak lazım? Yani yerel seçimlerin de bir anlamı kalmıyor. Sandığın da bir anlamı kalmıyor. Öyle Demirtaş bu söylediklerinizi tek bir cümleyle özetledi birkaç ay önce. Hep beraber ya içeride ya dışarıda görüşeceğiz dedi. Şimdi demin saydığım rejimlere bakın. Putin'in Navalny diye bir muhalifi var. Nerede? Parmaklıklar arkasında. Aliyev'in muhalifleri vardı. Neredeler? Parmaklıklar arkasında. Sisi'nin muhalifleri nerede? Parmaklıklar arkasında. İran'da rejim muhalifleri nerede? Onlar ipte sallanıyorlar. 90 kişiyi asmışlar daha geçen gün, 5 gün içinde. Yani bu kadar net. Bunu ben kabullendim artık. Böyle bir rejim ya bu deve güdülecek ya bu diyardan gidilecek ama deveye gitmeye imkan yok. Ben bu çerçeveden bakıyorum. Sözü de çok doğrudur. Yani sandık, seçim, demokrasi... Seçim bir demokrasinin en son göstergesidir. Türkiye 2018 Ocağı'ndan beri özgür olmayan ülkeler arasındadır, kategorisindedir. Oradaki ülkelere de baktığınız zaman yöneten veya yöneten parti veya kişi seçim yapılıyor ama seçimle değişmiyor. Bu seçim çok büyük bir fırsattı. Bir daha böyle bir fırsat asla gelmeyecek. Gelse de bir faydası olmayacak gibime geliyor benim. Kusura bakmayın, moral bozuyor olabilirim ama ben gerçekleri söylüyorum. Evet, İmamoğlu da kulvarın dışına, ringin dışına itildi. Kaftancıoğlu da. Yani bu rejim, buna benzer rejimler ve bu rejim öyle ciddi sağlam bir muhalefetin, muhalefet liderinin
sivrilip çıkıp rejime tehdit olmasına izin vermez. Yani şu var artık önümüzdeki dönem. Güçlü olan iktidar muhalefeti de mi kendi belirleyecek? Yani böyle bir döneme mi giriyoruz? Onu diyemem. Muhalefeti evet, yani liderlerini kendi belirliyor olabilir, doğru. Ama zaten muhalefetin bir gücü yok. Muhalefet demokrasilerde olur Fatih Bey. Güçlü muhalefet güçlü demokrasilerde olur. Siz Uganda'nın dört basamak altında olan bir ülkeden bahsediyorsunuz, Türkiye Cumhuriyeti'nden. Ghana'nın, Tunus'un 40-50 basamak altında olan bir ülkeden bahsediyorsunuz. 35 Afrika ülkesinin altında olan bir ülkeden bahsediyorsunuz. Onun için çünkü güçlü muhalefet nasıl olur? İfade özgürlüğüyle olur. Güçlü muhalefet basın özgürlüğüyle olur. Güçlü muhalefet yürüyüş gösteri özgürlüğüyle olur. Güçlü muhalefet örgütlenme özgürlüğüyle, bilgiye erişim, bilgiyi yayma özgürlüğüyle olur. Siz neden özgür olmayan ülkeler kategorisine düşürüldünüz? Çünkü bunların hiçbirinde özgürlüğünüz yok. Miş gibi olabilir, var gibi görünür. Ama işte RTÜK gibi kurumlar olduğu müddetçe yargı kurumlarının başına bir kişi bir partinin genel başkanı atamalar yaptığı müddetçe ancak işte kumda oynar, havanda su döversiniz. Peki Sayın Toker, siz deneyimli bir siyasetçisiniz, iş insanısınız, emeğiniz var bu ülkede. Ya bir şey merak ediyorum, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydınız ne yapardınız? Ben 27 Mayıs akşamı iki tane mektup hazırlardım. Birincisi vatandaşa teşekkür ederdim, Erdoğan'a teşekkür ederdim verdiği hizmetlerden dolayı. Bu seçimi kazandım, işte herkesi kucaklayacağım, balkon konuşmamı yapardım. İkinci mektupta da istifa mektubumu yazardım. Benden bu kadar değerli vatandaşlarım, size reisinizle hayırlı yaşamlar dilerim. Hadi bana eyvallah, başarısız oldum der, istifayı basar, siyaseti bırakırdım. Peki, son sorum şu olsun bu konuyla ilgili. Buyurun. Yani muhalefetin yapması gereken ne? Mesela İYİ Parti'de de böyle bir tartışma başlamak üzere sanki. 22 Haziran'da tahmin ediyorum onların da kurultayı var. Temmuz'da CHP'nin kurultayı var. Eğer bu kurultaylarda muhalefet partileri kendi işlerinde köklü bir değişim kararı alamazlarsa ne olur bundan sonra? Peki nasıl bir tablo önümüzde serilir? Mesela nasıl geçecek günleri, neyi konuşacağız biz? Parlamentoda yetersiz eksiz bir muhalefet yapısı var. İşte yeni giren partilerin kuracakları ortaklaşa gruplar olur belki. Yine sonuçta bir karar çıkmayacak. Yine bütçe yapmayacak parlamento. Yine yasa gelmeyecek. Yine atıl durumda bekleyecek. Ama buna rağmen bir muhalefet umudu da kalmayacak. Partilerde değişim sağlanırsa her şeye rağmen bir 5 yıl daha mücadeleyi halk göze alır mı muhalefet partileriyle birlikte? Mutlaka öyle liderler çıkacaktır. Yani hevesli, idealist, hala ülke için bir şeyler yapacağına inanan siyasi egosu yüksek liderler mutlaka çıkacaktır. Her iki partide de olabilir, vardır. Bölünmeler olabilir, ayrılmalar olabilir. Yeni partiler kurulabilir. Benim temenni ettiğim, kurulmasını görmek istediğim bir parti var. O da Merkez Sağ Parti. Yeni bir Merkez Sağ Parti'ye ihtiyaç var. Yani isim olarak söylemiyorum, kavram olarak söylüyorum. Çünkü bizi bugünlere Merkez Sağ bittikten sonra, 2002'de Doğru Yol ve ANAP tarihi olduktan sonra bugünlere geldik. Türkiye'de yani sonucu değiştirir mi bilmem ama dengeleri vatandaşı umutlandırma açısından veya AKP yönetimini tedirgin edecek kurulması gereken bir parti. Özalvari, Demirelvari, Güneydoğu'yu da kucaklayan bir Merkez Sağ Parti'nin kurulması CHP'de İYİ Parti olabilecek lider değişikliğinden bence daha önemli etki yapabilir siyasete. Şimdi Demirel Özal yıllarını siz benden çok daha tecrübelisiniz Ankara'da. Yani o yılları da takip ettiniz. O yıllarda terör vardı, daha beter terör vardı. Ama Demirel'in bir Güneydoğu'ya gidip, bir Özal'ın Güneydoğu'ya gidip halkı kucakladığını, onlarla hiçbir sorun yaşamadığını nasıl gördüğünüz gibi
böyle bir parti ve lider çıkarsa önümüzdeki dönemde, bu 5 yıl içinde biraz belki dengeler değişebilir. Onun dışında ben kısır döngü içinde CHP'nin başına kim gelse, İYİ Parti'nin başına kim gelse bu 5 sene içinde tanıyamayacağımız bir Türkiye göreceğiz. Bir şey fark etmeyecek. Peki bu partiler, şimdi biraz önce bahsettiğiniz diğer partiler, yeni giren parlamentoya bir güç birliğine gitmesi mi gerekir? Millet İttifakı'nın sürmesi mi gerekir? Yani nasıl bir tablo önümüzde olacak? Çünkü ittifaklar seçim için dedi Sayın Akşener. Yani ittifakın sürmeyebileceğinin işaretini verdi aslında. Ne yapması gerekir? Yani nasıl görüyorsunuz o tabloyu? Şimdi yok, Millet İttifakı bir arada kalamaz bundan sonra. O çok çok zor bir şey. Benim görüşüm. CHP'nin meclise soktuğu 40 kadar milletvekili de AKP'yle kimyası uyuşan ama liderlerin kişilik çatışmasından kaynaklanan bir ayrılma oldu. Dolayısıyla parlamentoda belli konular gündeme geldiğinde Davutoğlu'nun partisi de, Deva da, Saadet de, Demokrat Parti'yi biraz kenara koyuyorum. Bu üç parti de milletvekilleri pek çok konuda AKP ile işbirliği yapıp evet oyuna el kaldıracaklardır. Ama bazı konularda da belki itirazları olacaktır ama bir önemi yok onların. Evet. Hemen Esma sana sorayım Sayın Toker. Şimdi ben böyle bir şüphe var ama. Hani şüphe diye bir film de var. Siyasette böyle bir şüphe var. Yani Deva Partisi'nin ve Gelecek Partisi'nin ve Saadet Partisi'nin üçünün anayasa değişikliği dahil bazı konularda Adalet ve Kalkınma Partisi ile yan yana durabilme ihtimalleri konuşuluyor. Matematiksel anlamda. Ne olacak? Yani siz böyle bir tablo görüyor musunuz? Şimdi ben Sayın Cem Toker'in geçmişini yaş olarak benden büyük ama okuyarak, tanıyarak bilen biriyim. Dolayısıyla onun siyasi tecrübelerine saygı gösteriyorum. Ancak bizim ilkesel olarak muhalefette derhal değiştirmemiz gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Derhal, yani bunu kendi partim adına söylemiyorum. Esum Aslan vatandaş olarak söylüyorum. Biz şu gerçeği unutarak hareket ediyoruz. Karşı mahallede %52'yi temsil eden 27,5 milyon insan var ve biz bu karşı mahalleye sesimizi duyuramıyoruz. Sözümüzü dinletemiyoruz ve teveccüh göremiyoruz. Oy verme sürecine gittiğinde sandığa, bu sandık sırasında daha iyi bir tercih dedirtemiyoruz. Şimdi demokrasilerde sandık, evet Cem Bey'in de söylediği gibi son aşama. Ama sandığa giderken demokratik mi değiliz? Yoksa iktidarı destekleyen kitleye sesimizi ve sözümüzü mü duyuramadık? Bunun basın ambargosu, çeşitli sebeplerini konuşabiliriz ama ben Urfalı bir kişi olarak şunu söyleyeyim. Vatandaşın arasına girdiğinizde ve onların sizi dinlemesini sağladığınızda aslında kulak kabartıyorlar. Dolayısıyla eğer biz bir seçime gidiyorsak ve seçimi kazanmak için karşı mahalleden oy almamız gerekiyorsa, karşı mahalleye sözümüzü ve sesimizi duyurmamız gerektiğini düşünüyorum. Gelelim mecliste bu temsil edilen, ben orada diğer partiler adına konuşamam ama kendi partim adına şunu söyleyebilirim. Deva Partisi'nin temel kuruluş ilkeleri vardı. Bu temel kuruluş ilkelerinin içerisinde çok temel unsurlar vardı. Bu unsurları biz devam ettirip temsil edeceğimize ben şahsen inanıyorum. Umudum da bu yönde. Ancak gelelim anayasa değişikliği ve çeşitli konularda AKP ile birlikte hareket etme konusuna. Bence burada karşı mahalleye duyurmayla eş bir konu var. Onun için oraya gittim. Eğer anayasa değişikliği bu toplumun gerçekten faydasına ve doğru bir şekilde kurgulanıyorsa, buna sadece Deva, Gelecek, Demokrat Parti, Saadet değil, bence muhalefetin ortak bir mütabakatta Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu zaten altılı masada bir metin olarak ortaya koydu. Eğer iktidar tarafı bu doğru olarak ortaya koyulan metni sınır çizip bu yönde bir karar alacaksa, sadece Deva, Gelecek değil, bence muhalefetin tamamının da mütabık kaldığı yepyeni bir anayasanın kurulması gerekiyor zaten. Yani olabilir diyorsunuz. Şimdi şöyle, tabii ki eğer biz altılı masa olarak hazırladığımız anayasa metni Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın
Meral Akşener'in, Sayın Ahmet Davutoğlu'nun, Gültekin Uysal'ın, Ali Babacan'ın, ya bu insanların ortak bir metin olarak anayasa değişiklik önerisini iktidar gelip kabul ediyorsa, tamam bu doğrudur, biz bu çizgide birleşeceğiz diyorsa tabii ki olabilir. Yani bu benim değil, bu vatandaşın da talebidir. Türkiye'de yeni bir anayasaya ihtiyaç vardır. Bunun teklifinin tabii ki ortak bir şekilde yapılması gerekir. Burada bu eşittir 40 vekili temsilen muhalefet partilerinin içindeki kişiler değil. Tam tersine Cumhuriyet Halk Partisi'nin de imzası olan metinde ortaklaşılıyorsa toplumsal mütabakatla yeni bir anayasaya ihtiyaç vardır. Bunu böyle bakmak gerekir. Zaten ya uzaydan insan getirmeyeceğiz Fatih Bey. Biz bu ülkede vatandaşlarımızı bu ülkeyi yönetmekle ilgili sorunlar yaşıyor muyuz? Evet yaşıyoruz. Demokratik süreçlerle ilgili problemimiz var mı? Evet var. Ciddi bir baskın medya gücü var mı? Var. Yani çok üzülerek görüyorum. Ben seçilen tarafı tebrik ettim. Çünkü demokrasinin sandığın saygısı bunu gerektirir. Ama hemen akabinde ya bürokratlardan destek açıklamayanlara hesap soracağız gibi lüzumsuz, karşılığı olmayan açıklamalar geldi. Toplum bu gerginlikten kurtulmak istiyor. Sorunlarını biliyor. Bu sorunların kimin çözeceğine dair emanet 5 yıllık bir görev verdi. Burada işte bu muhalefetteki altılı masayı oluşturan diğer muhalefet partileri neyi eksik yaptı? Bunu konuşmazsak bu işi çözemeyeceğiz Fatih Bey. Bunu net görüyorum. Seçimi kazanmanın yolu karşı mahalleye ses duyurmak ve oradan oy almak. Oy almak da sosyolojik bir gerçek. Toplumun değerlerini, kültürünü bilmeden karşı mahalleden oy alamayız. Çok önemli bir problemimiz daha var. Bence bu seçimin bir eğitimci olarak beni en kahreden tarafı. Biz kazanıyoruz algısı önemlidir. Seçmen güce doğru akar. Bu çok doğru. Ama biz öyle bir şey yaptık ki kazanıyoruz algısını muhalefetin seçmenine çok net bir biçimde kabul ettirdik. Bu bir seçim. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Evet güçlü müydük? Güçlüydük. Ama bunu kesin kazandık algısıyla seçmene empoze ettiğinizde bakın benim öğrencilerim bana mesaj atıyorlar. Hocam ben bu ülkeden gideceğim. Şimdi 5 yıl daha ben nasıl kalacağım burada gibi cümleler duyuyorum. Bu ülkenin geleceğe dair umudunu yok etmektir. Biz bu ülkede kalacağız, bu ülkenin yönetimiyle ilgili sorunları göreceğiz ama stratejik olarak karşı mahalleye doğruları konuştuğumuzu nasıl anlatacağız bunu düşünmemiz gerekiyor. Bunu yaygın medya araçlarıyla yapamıyoruz Fatih Bey. Sizin gibi muhalefeti ve iktidarı eşit mesafede sözünü söyleten medya kuruluşları çok az. Dolayısıyla bizim sistemsel olarak bu sorunları görmemiz gerekiyor. Yani umudu pompalayıp sonra olmadığında ya çok acı şeyler oldu, intihar eden gençlerimiz oldu bizim Fatih Bey. Biz bunu yapamayız. Muhalefetin bunu yapmaya hakkı yok. Biz artık buradan gidiyoruz. Böyle bunu söylemek siyaseten değil, vicdani ve insani olarak tedbirli olmamız gereken bir tarafta durmasını istiyorum. Bir başka konu seçmenin alışkanlıkları vardır. Bu alışkanlıkların değişmesinin yolları vardır. Burada neler yaptık? Biz ya zaten anlamıyorlar, okumuyorlar da, cahiller, bizi dinlemiyorlar. Topluma cahil diyemeyiz Fatih Bey, bu dil olmaz. Toplumsal olarak yönettiğiniz kitlenin sosyolojisini anlamak ve toplumla kavga ederek değil, toplumu anlayarak siyaset yapmak gerekir. Yani burada temel prensipler koyup keskin çizgilerle muhalefetin trolleriyle iktidarın trolleri birbiriyle kapışsın. Yanlışı gördüğünüz zaman o yanlışı destekleyecek, oraya su taşıyacak bir sistem kurmayacaksınız. Oradaki yanlışların oyun kurucu olarak farklı nasıl yapılacağını görmeniz lazım. AKP'nin seçmenine ulaşmak için parlamentoda AKP'li işbirliği yapmak gerekiyor mu? Bu AKP'nin seçmenine ulaşmak için bir yol değil Fatih Bey. Bu Türkiye'nin ihtiyacı olan ve doğru olan şeye o doğrulu çizgileri doğrultusunda destek vermektir. Tekrar ediyorum, çok önemli bir ayrıntı var burada. Biz altılı masa olarak bir anayasa çizgisi ortaya koyduk. Onlar bitti ama parlamenter demokratik sisteme dönüş imkanı parlamento değil için, anayasa diyorum. Anladım ama bu, anayasa değişikliği ona bağlı olarak yapıldı. Yani yeni bir düzenlenme. Peki o ilkeler, kabul ettiğimiz ilkeler değişti mi Fatih Bey? Ya oraya yazdığımız bile, şeyler değişti mi? Şimdi sistemi öngöremediğiniz Fatih için. Fatih Bey. Efendim. Çok özür dilerim. Bir şey sorabilir miyim hanımefendi? Tabii ki. Buyurun. Tabii. Buyurun. Şimdi bir kere ses duyurma konusunda 83 milyona 2-2,5-3 sene üzerinde çalıştığınız
güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş projenizi seçmene duyurdunuz. Seçmenden bir karşılık aldı mı o? Almadı. Bunun dışında sorum şu size. Buyurun. Bana değişecek anayasada en temel 3 tane değişmesini istediğiniz maddeyi bana sayar mısınız lütfen? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda hangi özgürlük verilmemiştir Türk milletine? Ve siz hangi 3 madde örnek olarak, belki daha fazlası vardır ama, hangi maddelerin değişmesini öneriyorsunuz? Altılı Masa adına mı konuşuyorsunuz şu anda bilmiyorum. Partiniz adına mı konuşuyorsunuz onu bilmiyorum ama her iki şekilde de yanıtlayabilirsiniz beni. Şimdi Cem Bey, sizin gibi siyaseti bilen ve takip eden ve Türkiye'de önemli bir siyasetçi, eğer şu an Altılı Masa adına ben konuşamam, ben Esum olarak konuşuyorum ve bu süreçte Altılı Masa'nın bu parlamenter sistemle ilgili çalışması değil, anayasa çalışmasıyla alakalı ortaya koyulmuş bir metin var. Bu metnin içinde bugünkü anayasayla ilgili yapılması arzu edilen değişiklikler net bir biçimde yazılmış ve ben görüyorum ki size bunu ulaştıramamışız. Yani demek ki şu söylediğinizi destekleyecek bir şey söylüyorum. Parlamenter sistemi topluma duyurduk ama ne olduğunu anlatamadık. Bakın, temel problem bu. İkincisi, sizin gibi siyaseti konsolidasyon sırasında duruşu olan birine anayasa değişikliğiyle ilgili bana 3 tane temel şey söyler misiniz sorusunu hala sorduruyorsak, Altılı evet. Masa olarak biz anayasa değişikliği ile ilgili ortak mutabakat metnini de duyuramamışız. Belki doğrudur. Burada dönüp doğru. Buna bakmak lazım. Yani şimdi rica edeyim bana o metinden, siz biliyorsunuz o metni. 3 tane temel anayasa değişiklik maddesi. Tamamını istemiyorum. Bütün metni istemiyorum. Mesela 2 tanesini söyler misiniz? Hangi temel noktalarda anayasa değişikliği öneriyor Altılı Masa? Şimdi, tamam, ben okumadım sokaktaki adam için. Şimdi sokaktaki adama da duyuramadık. Size duyuramadığımız bir şey zaten sokaktaki işte adama. Fırsatı veriyorum şimdi. Yani sizden rica ediyorum. 2 maddeyi, 2 temel maddeyi söyleyin bana. Şimdi şöyle Cem Bey, ben 2 temel madde üzerinden değil, yazılan bütün maddelerin temel değişiklikler olduğunu size söyleyebilirim şu anda. 2 temel madde benim burada şahsi olarak dikkatimi çeken şey belki de şu anda Altılı Masa'nın temel maddeleri olmayacak. Ama size rica ediyorum, bizim şu an konuştuğumuz şey AKP'nin bir anayasa değişikliğini destekleme formatından çıkarıp gerçekten orada Altılı Masa'nın temsil edildiği noktada, şu anda bunu konuşmuyoruz ama bu yapıldı. 6 tane hukukçunun bir araya gelip her partinin seçmeninin duyarlılığına da karşılık veren bu metni bir göz gezdirmenizi rica ediyorum. Burada Esum Aslan'dan 2 madde duymak sizin için önemli değil. Çünkü siz siyaseten derinliği olan birisiniz. Bence buradan başlayarak size bir onu okutma gibi bir derdimiz olsun. Ben şahsım adıma sormuyorum. Karşıdaki kuru yemişçi adına soruyorum hanımefendi. Ama kuru yemişçinin anayasa değişikliğiyle... Bu kanalı seyrediyor o da şu anda. Şu an acaba... İki temel madde, yani en önemli gördüğünüz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda değişmesi gereken en önemli gördüğünüz 2 madde var mı? Onu soruyorum sadece. Ya benim Çünkü öne çıkan temel 2 tane gündemim yok Cem Bey. Bence anladım, bütünlüklü hocam. Olarak bakmamız gereken bir metin o. Bu arada karşıdaki kuru yemişin anayasa değişiklik metniyle ilgilenip ilgilenmediğini de görmemiz gerekiyor. Yani bu siyasetin toplumun diliyle aynı dili konuşmakla alakalı bir şey. Ama sorunun temeline geliyorum ben, Fatih Bey'in sorusunun temeline. Biz eğer 6 siyasi partinin mütabakata vardığı bu metni imzaladıysak, eğer iktidar partisi dönüşümle ilgili bu çizgiye geldiyse bu iktidar partisiyle birlikte hareket etmekte. Bu arada onların teklifinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bizim destekleyip desteklememekle ilgili bir kararımız yok. Böyle bir süreç yok. AKP'nin teklifinden bahsediyoruz. Bilmiyoruz. Evet, şimdi, ama Altılı Masa'nın teklifi ortada. Böyle bir metin var. Altılı Masa'nın teklifinin daha doğrusu parlamentoda AKP'nin muhalefetle işbirliği yaparak anayasa teklifi işine gireceğini hiç düşünmüyorum. Bu çizgiye gelirse diyoruz zaten. Yani belki de hiç olmayacak. Mevcut umudumuz anayasadan bu. Da çok şikayetçi olduklarını da düşünmüyorum. Ama haklısınız sizin de söylediklerinizde. Ama şöyle bir şey var. Sayın Toker de haklı o konuda. Şimdi
parlamentoda yer alacak bu partilerin kökenlerine baktığınız zaman, Sayın Ali Babacan, Sayın Ahmet Davutoğlu, Sayın Temel Karamollaoğlu mevcut iktidarın ideolojik çizgisinden çok farklı, lider bazında söylüyorum, bir tavırları yok. Onun için insanlar merak ediyor. Yani. Kapılıyor. Tabii yani acaba bunlar aynı kökenden geldi, yarın öbür gün mesela meclise bir İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yapılması gibi, mesela başörtü yasası işte ertelendi şeyin sonrasına, seçim sonrasına. Adalet ve Kalkınma Partisi bu anayasal ilişkini tekrar getirince, örnek diyorum, ne olacak? Ya da daha ağır, Türkiye'nin koşullarını zorlayan, anayasayla Türkiye'nin bugün mevcut sistemini, rejimini bir anlamda delebilecek şeyler getirirse ne olacak? İnsanların ama işte bu fal bakmak gibi bir şey olacak Fatih Bey. Henüz ortada böyle bir şey yok ve daha devam böyle bir şey olacağından hiç kuşkunuz olmasın. Tamam, eğer olduğu Adalet zaman, ve Kalkınma Partisi'ni tanıyorsam. Böyle bir şey olduğunda eğer Deva Partisi, ben kendi partim adına konuşayım, o çizgide bir duruşun dışında bir şeye destek verirse, o gün gerçekten çıkalım diyelim ki bir dakika kardeşim, biz bunu konuştuk, siz de böyle diyordunuz ama bugün böyle yaptınız, o zaman dayak yiyelim, ben kabul ediyorum. Ama bugün fal bakarak böyle bir gerekçeyle böyle olacak ihtimaline karşı endişeye mahal yok. Fal bakmak değil de siyasi endişe normaldir. Yani ya bu, ama işte buna göre çünkü evet yeni öyle bir parlamento oluşuyor. Yeni milletvekilleri geliyor. Doğru. Onun için yeni çok kısa bir ara vereceğiz. Sayın Toker, izin verin bir ara verelim. Size ekonomiyi soracağım. Yakalamışken bırakmam ben sizi. Yani önümde rakamlar var ve en iyi bunu siz anlatırsınız. Ama az bir ara. Sosyal güvenliğiniz için gelir testine başvurursanız ne olur? Gelirinizin prim ödeyemeyecek durumda olduğu tespit edilirse, primleriniz hazinece karşılanır ve ücretsiz sağlık hizmetlerine erişebilirsiniz. Eğer geliriniz prim ödeyebilecek durumdaysa, ayda sadece 300 TL 24 kuruşa siz ve aileniz sağlık hizmetlerinden faydalanabileceksiniz. Gelir testinizi yaptırın, sağlığınızı ihmal etmeyin. Sosyal Güvenlik Kurumu. Fatih Ertürk'le Gündem Özel yeni parlamento aritmatiği ve Türkiye'nin geleceği dosyalarını açıyor. Seçim bitti, herkes evine dönüyor. Cumhur İttifakı 323 milletvekiliyle mecliste çoğunlukta. Millet İttifakı ise 212 milletvekiliyle mecliste temsil edilecek. Yeşil Sol Parti ise 61 milletvekiline sahip. TİP 4 milletvekiliyle kaldı. Peki parlamentonun yeni görünümü nasıl olacak? Mecliste her iki ittifaktan 14 parti meclis sıralarında olacak. Kim kiminle işbirliği yapacak? CHP'de genel merkez yönetimi susuyor. Örgütler Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun son kararını bekliyor. CHP kurultaya gidecek mi? Yerel seçimler gerekçe gösterilerek kurultay ertelenecek mi? CHP'nin örgütü ne diyecek? CHP nasıl bir yol haritası izleyecek? Fatih Ertürk soruyor. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, AKP kurucusu 21. dönem Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak, 26. dönem Eskişehir Milletvekili Profesör Doktor Gaye Usluer ve eski Ankara savcısı hukukçu Bülent Yücetürk yanıtlıyor. Fatih Ertürk'le Gündem Özel 31 Mayıs Çarşamba akşamı saat 21'de Flash Haber TV'de. Onlar bizim en yakın vefalı dostlarımız. Onları ormana ve kırsala atarak ölüme terk etmek suçtur. Binlerce hayvan sokaklarda, kırsallarda,
kötü koşullarda aç ve susuz yaşam mücadelesi veriyor. Onların yaşam mücadelesini destek verin, kısırlaştırma yaparak kontrolsüz çoğalmanın önüne geçin. Sorunun değil, bir dokunuşla çözümün parçası olun. Bir dokunuş yeter. Kısırlaştır, aşılat, yaşat. Adalet ve Demokrasi seçim sonuçları dosyasını açıyor. Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Türkiye'yi nasıl etkiler? Seçimlerde hak, hukuk ve adalet sağlandı mı? Erdoğan nasıl kazandı? Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Orhan Uğuroğlu'nun konukları eski Ulaştırma Bakanı Hukukçu Yaşar Topçu ve hukukçu Ömer Faruk Emin Ağaoğlu. Adalet ve Demokrasi 1 Haziran Perşembe akşamı saat 21'de Flaş Haber TV'de. Hayatım gökyüzünde geçiyor. Hızlı uçmak en büyük tutkum. Sizler kanatlarımızın altında güvende olun diye sesten hızlı uçar, imzamızı bırakırız semaya. Kurallara uyar, birlikte hareket ederiz. Yere indikten sonra hız tutkunumu gökyüzünde kaldı. Çünkü iyi bir pilot ve sürücü olmak, kurallara uymak, limitlerini bilmek demektir. Sen de benim gibi aracını kullanırken hız limitini aşma, hayattan hızla uçma. Başkent'te gündem devam ediyor. Liberal Demokrat Partisi Genel Başkanı, iş insanı Sayın Cem Toker'i dinliyorduk. Buyurun Sayın Toker, sözünüz havada kaldı. Bitirin, sonra yavaş yavaş uzmanlık alanınıza geçeceğiz. Buyurun. Hayır, benim endişem AKP bir anayasa paketiyle gelirse bütün laik kesimin tüyleri diken diken olacak gibime geliyor. Biliyorsunuz yarım kalmış meşhur bir kutlu davaları, kutlu yürüyüşleri var. Kendi partilerinin içinde yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin veya beğenmeyin diyen MKYK üyeleri vardı. Nakış işler gibi bunu sürdürüyorlar. Onun için ben AKP'den gelecek herhangi bir anayasa teklifini tüylerim diken diken olarak endişeyle bekliyorum. Daha büyük endişem de işte CHP'nin meclise taşıdığı siyasi İslamcıların bu pakete destek vermeleri olur. Bakalım süreç içinde göreceğiz. Bir önceki bölümle ilgili son bir notum daha vardı. Buyurun. Hanımefendi dedi ki seçmene cahil diyemeyiz. Böyle bir şey olamaz, böyle bir söz olamaz. Biz demedik, kendileri dediler. AKP'nin Enerji Bakanı Taner Yıldız, eğitim düzeyi arttıkça AKP'nin oyları düşüyor dedi. Yani cehalet arttıkça AKP'nin oyları artıyor. Onlar dedi. Desin diyorsa da biz demeyelim. Biz demeyelim ama onlar diyerek oyları da topluyorlar. Bir başka AKP, yani kendi tabanlarıyla, cehaletiyle kendileri dalga geçiyorlar. İşte aya 4 şeritli yol yapacak olsak inanacak seçmenimiz var. Bunu bana söylese ben hakaret kabul ederim böyle bir lafı. Ama AKP seçmeni güle 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 oynaya bunları kabullenip oy vermeye devam ediyor. Onun için yani ben o kadar da seçmene yağ çekme taraftarı değilim. Hatta 2015 seçimlerinden sonra hala YouTube'da videom vardır. Ben her milli iradeye saygı duymak zorunda değilim. Her milletin her iradesine saygı duymak zorunda değilim. Onun gerekçesini de açıklamıştım. Yani bana programcı sordu, aman sizi eleştirecekler diye. Biliyorsunuz 1930'larda Almanlara sorun bakalım. Milli iradenin oylarıyla Almanya'nın ve dünyanın nereye gittiğini. Milli iradenin kararını kabullenirim ama saygı duymak zorunda değilim. Ve bunu söylerken de demokrasiden daha iyi bir rejim olduğunu asla iddia etmiyorum. Ama kabullenmek ayrı şey, saygı duymak ayrı şey.
her görüşü hoşgörüyle dile getirilmesini kabul ederim. Ama her görüşe saygı duymak zorunda değilim. Saddam'ın da görüşleri vardı. Siyasi duruşu var. Yani her şeye saygı duymak diye bir şey benim açımdan kabul edilemez. Bunu da seçmenin suratına rahatlıkla söylerim. Benim bu bölümde söyleyeceklerim bu kadar Fatih Bey. Teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Ama devam edeceğiz. Ekonomi biraz... Oraya geçmeden ben eklemek istiyorum. Şimdi biz seçmene saygı duyduk ama söylenenleri yapacağız gibi bir cümleye gitmesine, benim ifadelerim de bu yönde değil. Onlara doğruyu anlatmakla ilgili biz başka bir yol bulmalıyız konuşuyorum. Yoksa saygı duyulur duyulmazla ilgili herhangi bir cümlem olmadı. Doğru dili kullanmakla ilgili acaba bir eksiğimiz var mı? Ki acabanın çok ötesinde bence eksiğimiz var. Karşı mahalleye ses duyurmakla ilgili muhalefetin... Bana göre eksiğiniz olmadı. En büyük sorun benim açımdan, ben şahsen değerlendiriyorum. Tabii şahsınızın fikrini dinliyoruz. Adayınızın inandırıcılığı yoktu maalesef. Çatı adayınızın, ortak adayınızın inandırıcılığı yoktu. Öyle vaatlerde bulundu ki yani... Bir yandan diyor ki emekliye 15 bin lira vereceğim, öbürü 2 bin lira vereceğim diyor. 2 bin lira vereceğim diyene inanıyorlar. Deprem konutlarını ben bedava yapıp herkese vereceğim diyor. Öbürü maliyetine vereceğim, düşük taksitle bilmem neyle vereceğim diyor. Çok ona önemli bir şey söylüyorsunuz. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Evet. Daha iyisini vaat ettiğin halde duyuramamak. İşte tam olarak ben de bundan bahsediyorum. Yani daha doğruyu konuşmak... Ama bunu anlatamamak ve bu güveni verememekten bahsediyorum ben de. Güvenle inandırıcılık hemen hemen aynı şey işte. O kadar helalleşme melalleşme kampanyaları başlattı. Demek ki devanın da geleceğin de saadetin de seçmen tabanı o helalleşmeleri suni bulmuş, inandırıcı bulmamış. Onun için ilk düğme yanlış iliklendi. Bu çatı aday yanlış belirlendi. İşte onu ölçemiyoruz ya Cem Bey. Meclis pusulası ayrı bir konu. Yani ortak listeden girmekle ilgili şu anda ölçülemeyen bir durumla karşı karşıyayız. Yani tabanların ne kadar ikna olup olmadığıyla ilgili bir ölçüm de yapamıyoruz. Yani bir torbanın içinde hep beraber bir seçime girdik. Burada neyi ne kadar ikna edemediğimizi böyle iğneyle kuyu kazar gibi bulmamız gerekiyor. Yani şu andaki süreç o. Bir örnek daha verebilir miyim? Buyurun. İnandırıcılıkla ilgili. Şimdi 2 sene öncesine dönün, grup konuşmasında Erdoğan diyor ki bu sığınmacılar, Suriyeliler bizim kardeşimiz, bize emanet. Bunları asla ve asla geri göndermeyeceğiz. Tabii hemen küçük ortağında o ne derse onu tekrarlayacağı için o da aynı şeyi söylüyor. Suriyelileri geri göndermeyeceğiz diyor. Ertesi hafta Kılıçdaroğlu çıkıyor. Diyor ki biz diyor bütün Suriyelileri geri göndereceğiz gönüllü ama şu şekilde ama bu şekilde göndereceğiz. Siyasette yaprak kımıldamıyor. Fakat Ümit Özdağ diye yeni bir parti kurmuş bir adam çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun aynı cümlesiyle siyaseti bir giriyor. Öyle bir kitabın ortasından sert bir şekilde çat diye giriyor. Hepsini göndereceğim, burası tatil köyü değildir bilmem ne. Bir anda siyasette ortalık toz duman oluyor. Bakın daha seçime giremeyen Ümit Özdağ bir anda Erdoğan'a geri vites yaptırıyor. Demek ki vaadi kimin verdiği, kimin söylediği, ne söylendiği kadar kimin söylediği de önemli. Kılıçdaroğlu'nun aynı cümlesi siyasette yaprak kımıldatmazken bir hafta sonra hiç oyu olmayan Ümit Özdağ'ın aynı cümlesi Erdoğan'a ve Bahçeli'ye geri vites yaptırıyor. Yani bütün bu gerçekleri o zaman gördüm, dile getirdik falan ama maalesef Kılıçdaroğlu bence doğru aday değildi ama altılı masa bunu kabullenmek zorunda kaldı. Sonuçta bu oldu. Peki yani doğru aday bulunabilseydi bu seçim alınabilir miydi? Yani bu seçim... Oraya gidiyor tabii Cem. Yani o konuda ne diyorsunuz Sayın Türker? Efendim benim önümde kristal küre yok. Ben geleceği okuyamam. %100 kazanacak aday diye öyle bir dünya yok. Erdoğan bile tedirgindi acaba kazanacak mıyım, kaybedecek miyim diye. Burada mesele Erdoğan'a karşı son 20 yılın en başarılı hatibi, hitabet gücü en güçlü, retorik uzmanı, kitlelere hitap edebilen, onların kimyasıyla uyuşan,
peşinden sürükleyebilen bir adayın karşısına kazanma ihtimali en yüksek adayla çıkılabilirdi. Bu da Kılıçdaroğlu değildi. Bu eminim yani Babacan'ın da içine sinmeden evet dedi. Karamollaoğlu da. Çünkü onlar için, DEVA için mühim olan mecliste temsil edilmekti. Kılıçdaroğlu için de meclis aritmetiği hiç önemli değildi. Yeter ki ben o sağ partilerin seçmenin oyunu alayım da Cumhurbaşkanı seçileyim. Gerisi detaydı. Onun için çok bonkör davrandı bence Kılıçdaroğlu sandalye dağıtımında. Tartışmalı isimlere üstlerden yer verdi. Meclise taşıdı. Dolayısıyla evet şu aday kazanırdı, bu aday kazanırdı diye dünyada kimse böyle bir şey öngöremez. Ama mühim olan Erdoğan'a karşı kazanma olasılığı en yüksek olabilecek adayla çıkmak dengeleri değiştirebilirdi. Cem Bey'in bu altılı masanın adayı kabul etmesi ve altılı masanın stratejisiyle ilgili söylediği şeyler eminim ki zaten bu partilerin içinde de değerlendirilecek sonrasında bunu görüyoruz. Çünkü siyaset bunu gerektiriyor aslında. Körü körüne, militanca, bu yaptığımız doğruydu, şöyleydi diye konuşmak, benim şahsen bunu Esum olarak konuşuyorum bu arada, kendi adıma konuşuyorum. Mutlaka değerlendirilmesi gereken, o sürecinde değerlendirilmesi gereken bir noktadayız. Çünkü kazanan kendini kolay kolay çok eleştiremez. Çünkü kazandı yani, böyle bir gerçek var. Ama kaybedenin buralardan ders çıkarıp nerede stratejik hatalar yapıldı? Cem Bey'in söylediği görüşte başta kendisi ve bu kitle azımsanacak bir kitle değil. Çünkü bir kitlenin ifadesi şu an Cem Bey'in söyledikleri. Onların ne dedikleri, diğer orada bileşenlerin ne dediklerini gerçekten objektif değerlendirirsek eğer sorunları çözeceğimizi düşünüyorum. Ama Türkiye'nin çok önemli bir problemi var, siyasi partiler yasası. Yani bu seçim ve siyaset ve sosyoloji masa başında 5 artı 5 eşittir 10 değil, 5 artı 5 eşittir 8, 5 artı 5 eşittir 15 olabilecek bir düzlemde matematik hesabı yaparak istatistiğe mutlaka müracaat edeceksiniz. Ama seçim matematik ve istatistik biliminin değil, sosyolojinin, psikolojinin ilgi alanına giren bir alan. Biz buraları okumadıktan sonra ya oradan da 5 geldi, buradan da 3 gelir, biz de bunu yaparız gibi hesaplamalarla seçim kazanamayız. Seçimde kitleleri büyük oranda ikna edecek sözler söyleyip oraya sesini duyurmak gerekiyor. Bu da oradan buradan şu hesaplar falan tutmaz. Çünkü o hesabın içinde başka sosyolojiler, başka gerçekler var ve sonuç matematikle değil sosyoloji ve psikolojiyle ortaya çıktı. Bunu net olarak görmemiz gerekiyor. Peki Sayın Türker, aslında söylediğiniz bir şey dikkatimi çekti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun parlamento aritmetiğini önemsemediğini, hatta parlamento aritmetiğinden taviz vererek Cumhurbaşkanlığını almak için sağ partilerle işbirliği yaptığını söylediniz. Bu dediğiniz bir anlamda şöyle doğru. 169 milletvekili var şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu 129 milletvekiline inecek. Yani yaklaşık 21 milletvekili geçen döneme göre daha az milletvekiline sahip olacak Cumhuriyet Halk Partisi. Parlamentoda güç kaybetmiş olacak ama bunu çok önemsemedi. Şimdi 40 milletvekilini verilen partilerin burada bence eleştirmekte bir kabahati yok. Onlar talep ettiler. Bu arada bir bilgi vereyim Fatih Bey. DEVA Partisi seçime beraber girme konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne herhangi bir talepte bulunmadı. Cumhuriyet Halk Partisi bu talepte kendi bulundu beraber girmekle ilgili. Biz çünkü son 3 güne kadar aday adayları görüşmeleri ve kendi parti listelerimizden girmekle ilgili çalışma yaptık sabahlara kadar. Siz de biliyorsunuz o ara bir gelmiştim programa. DEVA'nın böyle bir talebi olmadı. Onu söylemek istiyorum. Belki bu Cumhuriyet önemli bir... Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir talebi oldu. Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dönemli RTÜK üyesi Okan Konuralp'ı Sayın Kılıçdaroğlu görevlendirdi. Ve DEVA Partisi ile pazarlığa oturan yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurma heyetinden biri değildi. RTÜK üyesi Okan Konuralp'tı. Bunu da bana sizin partinizin Esum Hanım bir yöneticisi söyledi. Yani o kadar iş ciddiyetin dışında ki Sayın Toker, aslında ben de şu an düşündüğüm zaman düşünebiliyor musunuz? Bir parti 15 milletvekili vereceksiniz ve gönderdiğiniz adam genel başkanımızı değil, genel sekreter değil, parti MYK'dan sorumlu değil, parti meclisinin görev verdiği biri değil, MYK'nın yetki verdiği biri değil. RTÜK üyesiniz siz,
milletvekili pazarlığı için bir başka partiye gönderiyorsunuz. Yani bu insanların canını sıkan bu değil mi? Vallahi herhalde CHP'nin il örgütlerinin çok daha fazla canını sıkmıştır. Yani bizim canımızı sıkar mı sıkmaz bilmem. Beni bana ne 100 tane versin isterse. Ama düşünün yani aktif siyaset yapmış bir insan olun. Ne bileyim bir Kayseri il başkanısınız. Orada partiniz için yırtınıyorsunuz, ediyorsunuz. Ondan sonra muhalefet yaptığınız adamlar geliyor, sizin üstünüzde listeye konuyor. Siz listeye konmuyorsunuz. Şu hanımefendiye yani naçizane bu altılı masa anayasa metni üzerine çalışacağına siyasi partiler, yeni bir siyasi partiler yasası üzerine çalışsalar ülkenin çok daha hayrına olur ama genel başkanların işine gelmez siyasi partiler yasasına dokunmak. Çünkü partilerde genel başkanlar arzu ettikleri takdirde diktatördürler. Kılıçdaroğlu da öyledir. Listeyi oturdu tek başına kendi yazdı. Ahmet sen buradan bir, Mehmet sen buradan iki, bu arkadaş buradan üç, bu bana çok iyi yağ çekiyor. Bu beni grup konuşmamda ayakta alkışlıyor. Bu benim sadık adamım. Bu benim bağışçım. Onları yazayım. Bu devam ettiği müddetçe Türkiye siyasetinde hiçbir şey olmaz. Siyasi partiler yasasının yeniden yazılması anayasadaki değişiklikler konusundan bence çok çok daha önemlidir. Doğru. Ben birini diğerini tercih etmiyorum ama %100 size şu konuda katılıyorum Cem Bey. Türkiye'nin şu anda siyasetinin en büyük handikapı siyasi partiler yasasıdır. Bence önümüzdeki dönem konuşulabilecek en temel konulardan biridir. %100 katılıyorum. Evet. Siyasi partiler yasası demokratik olsaydı bu ülkede Kılıçdaroğlu pusulada olamazdı. Yıllar önce koltuğunu kaybetmiş olurdu. Siyasi partilerin içinde demokrasi olabilseydi, diktatörlük olmasaydı. Öte yandan Türkiye anayasal bir hukuk devleti olsaydı o pusulada Erdoğan da olamazdı. Başvurduğunda YSK, yok kardeşim biz sana iki kere mazbata verdik. Anayasanın 101. maddesi burada. Güle güle derdi. Ama Türkiye her ikisi de olmadığı için Kılıçdaroğlu, Erdoğan pusulasına mahkum kaldı. Sayın Töker hemen sona doğru geliyoruz. Bir ekonomi konusunda sizin bilginize ihtiyacım var. Yani... Evet. Mehmet Şimşek'te bir kurtarıcı olarak sanki elinde sihirli bir değnek varmış gibi inanılmaz bir biçimde üzerine gidiliyor. Sayın Erdoğan görüştü dün Sayın Mehmet Şimşek'te. Mehmet Şimşek şartlı gelmek istiyor. İki tane koşul öne sürmüş. İki koşuldan biri ortodoks politikalara dönülmesi. İkincisi bürokratik Merkez Bankası dair tüm atamaların kendisine bağlanması ve bırakılması. Şimdi bu ikisi konusunda ortodoks politikalara dönülmesi Sayın Erdoğan'ın NAS dediği şeyin değişmesi ya da bitmesi anlamına gelir. Ama Sayın Erdoğan'ın bu konuda çok da itiraz etmediği gibi bilgiler var. Ama faiz konusunda yine seçim döneminde söyledi. %8,5-8 mi şimdi bilmiyorum. Daha aşağı indirmeye devam edeceğiz dedi. Neredeyse sıfırlayacağız faizleri gibi bir sözler kullandı. Nedir bu ekonomide yaşananlar? Bakın dün 1 milyar dolar Merkez Bankası piyasaya para satmış. 3 haftada toplam satılan Merkez Bankası'ndan bankalara 15 milyar dolar. Rezerv diye bir şey kalmadı. Swap'lar da harcandı. Yani herhangi bir yerde bir para da yok. Yani ne olacak bundan sonra? Mesela dün burada gösterdim arkadaşlar o fotoğrafı getirsin. Ya dana bonfilenin kilosu 704 lira olmuş ya. Yani akıl alır gibi de Sayın Toker ya. 704 lira. Yani 700 liraya bir kilo et alabilecek konuma geldi şimdi bu ülkede insanlar. Hani oy verdiler, iyi ettiler, ellerine sağlık ama bir de yaşanacaklar var. İkincisi, siz bunu bir yanıtlayın sonra bir soruyu sorayım size. Buyurun. Bir kere... Kara para aklamada gri listede olan bir ülkenin ekonomisiyle ilgili hiç kimse sağlıklı yorum yapamaz. Nobel ödüllü, ekonomi ödülü almış Nobel'den ekonomistler bile bence bu ülkeyle ilgili, ekonomisiyle ilgili, döviz fiyatıyla ilgili, şunla bununla ilgili sağlıklı yorum yapamazlar.
Bir mesela kampanya döneminde ben çok duymak istedim Kılıçdaroğlu'ndan arkadaş bu konunun üstüne gitmesini. Bir kere duydunuz mu Erdoğan'a sorduğunu? Bu ülke niçin kara para aklamada gri listeye alındı? Neden? Neden 3 senedir o listede duruyor? Ya söyle bize. Bunun üzerine gidilmedi. Şimdi ben yorum yapamam çünkü İsviçre yatırım firması UBS'le ben Türkiye ile ilgili artık rapor yayınlamayacağım. Yayınladığım raporları da geri çekiyorum dedi. Hem demek ki kara para nedir? Kaynağı belli olmayan bir paranın ekonomiye enjekte edilmesi, orada yıkanması, aklanması demektir. Demek ki yarın bir gün bir geminin konteyneriyle, bir kargo uçağıyla ne bileyim 5 milyar, 10 milyar nakit para gelir bu ülkeye. Siz burada bak Cem Toker flaşla dün böyle söyledin, bak böyle oldu diye siz madara olursunuz. İkincisi 10 tane ekonomist bulun Nobel ödülü almış ekonomi dalında. Getirin Türk ekonomisinin başına oturtun. Ama en tepede genel müdür Erdoğan olduğu müddetçe hiçbir şey yapamazlar. Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş, o gitmiş, bu gelmiş. Yani Mehmet Şimşek'in de ben Erdoğan'ın kafası değişmediği müddetçe, ekonomiye yaklaşımı değişmediği müddetçe, ekonominin hangi uzmanını getirirseniz getirin, öngöremezsiniz bu adam ekonomiyi düzeltebilir, bu ekonomiyi düzeltemez diye. Çünkü Erdoğan başhekim, fakat öyle bir nereden aldıysa bu tıp diplomasını, yani şeker hastasına şey yediyor, tatlı yediyor, şekerin düşer diyor. Türk ekonomisini böyle yönetmeye çalışıyor. Adamın damarlar tıkalı, yağlı yediyor, yağlı ye, düzelirsin diyor. Şimdi başhekim böyle olduktan sonra orada çalışan doktor ne yapsın? Onun için istediğiniz kadar ünlü doktor getirin ekonominin başına, bir şeyi düzeltemezsiniz. Ama şunu öngörebilirim. Ekonomi kötüye gidecek. Yani hastanın kan tahliline baktığı zaman doktor ne der? Yakında helvanı yiyeceğiz arkadaş. Bu rakam böyle, bu rakam böyle, bu rakam böyle. Türk ekonomisinin de kan tahlilini yaptığınız zaman, rakamlara baktığınız zaman evet yakında nalları dikmesi mümkündür. Olası yani bu görünen köy kılavuz istemez. Ha, bu çerçevede Erdoğan nasıl olsa 5 senesini garantiledi. Ekonomi bozuldukça gündemi değiştirmek için siyasi mengeneyi sıkmaya başlayabilir işte. Yok İmamoğlu'na yasak getirir, yok başka davalar açar, onu susturmaya çalışır. Siz de programınızı yaparken ekonomiyi konuşmazsınız, o siyasi olayları konuşmaya başlarsınız. Bu tehlikeyi de öngörüyorum ben. Çünkü ekonominin bu bozuk ekonomiyle kazandı. Ben onu söylüyorum işte. Yani bu seçimi kazanmayacaksın da hangi seçimi kazanacaksın ya? Verdiğiniz et fiyatı 700 lira. Ya biz Sahra Çölü'nün ortasında bir ülke miyiz be adam? Yani dünyanın en zengin coğrafyasındayız ya. Bir tarafımız enerji havzaları, bir tarafımız dünyanın en zengin ekonomik birliği. Biz Ermeni'nin, Azeri'nin, Gürcü'nün, Yunanlı'nın, Iraklı'nın, Arap'ın yediği fiyatın 10 misline et bulup yemeye çalışıyor Türk milleti. Çöpten karnını doyuruyor. Böyle bir ekonomi yönetimi olur mu ya? Ama umurumda mı? Değil. Uyardık mı? Uyardık. Bu millet yine de gitti oy verdi mi? Verdi. Geçmiş olsun. Sandıkta ekilen cüzdanda biçilir. Coğrafya değil, attığınız oy kaderinizdir. Şimdi işte bütünlere bakar, kasada da aldıklarınızın bir kısmını geri bırakır koyarsınız. Ya bugün bir haber vardı Sayın Toker, onu da sorayım size. Sizin ekonomi konusunda iş insanı olarak bilginiz var. Sıfır kilometre araç pazarının Mayıs ayında 110 bin adet üstünde bir rakamdan kapanmasını öngörüyoruz demiş Kardata'nın genel müdürü. Şöyle bir şey oluştu Türkiye'de. İnsanlar yatırım yapar. Eskiden de yatırım yapardı. İşte altına yatırım yapar. Kendi parasını faize yatırır, yatırım yapar. Bazıları dövize kaçar. Çok uzun yıllardan beri otomobil bir yatırım aracı değildi. Ama şimdi Türkiye'de ev alamayan, çünkü çok yüksek maliyetler artık evler, herkes parasının değerini korumak için otomobil almaya kalktı. Yıllık 1 milyon satışın üzerine çıkılacağını söylüyorlar.
Bunun tabii çok büyük bir oranda girdisi ithal bu otomobillerin, ama yani bu 1 milyonun üzerine çıkılması durumunda ya nasıl bir Türkiye bu? Yani mesela bugün bir gidin otomotiv bayisine bir araba düşünün. Deyin ki ya karar veremedim, ben 2-3 gün sonra gelin. 2-3 gün sonra geldiğinizde otomobilin değerine en az 40 bin lira ekleniyor. En az. Galerileri söylemek istemiyorum. Galeriler 100 bin, 200 bin haftalık, özellikle pahalı araçlara haftalık şey ekliyorlar, zam ekliyorlar. Şimdi böyle bir ekonomi olur mu? Yani otomobilin yatırım aracı olduğu, insanların kendi parasından kaçtığı, nasıl olacak bu iş? Yani bu bir çözüm mü halk için, parasını korumak için otomobil almak, araç almak? Çözüm tabii, çözüm tabii. Hani otomobil belli bir kitlenin bütçesine hitap ettiği için yatırım aracı olarak kullanıyor. Ama ev hanımları da gidiyor cepte parayı tutacağıma iki teneke sıvı yağ alayım evde bulunsun diyor. Çünkü aynen, yarın daha pahalıya alacağım diyor. Veya deterjan var evde ama hadi cepte para, maaşı almışım. Şimdiden alayım eve atayım ki diyor bir 10 kiloluk torbayı daha. Çünkü önümüzdeki ay buna ne kadar zam geleceğini bilmiyorum diyor. Aynı şey otomobil. Yani böyle bir ortamda, böyle ekonomi yönetiminde her şey bir yatırım aracıdır. Bankaya paranızı koyacağınıza gidin. Şey adam diyor, bankadaki faiz belli. Baskı altında, yüksek faiz, enflasyon oranı belli. Bir sene sonra paramın ne kadar değer kaybedeceğini biliyorum. Ama onu en aza indirmek için paramı bankaya koyacağıma otomobil alırım, döviz alırım, sıvı yağ alırım, deterjan alırım, kola alırım, ne alırsam alırım. Kârdayım abi. Bu kadar basit. Evet, bu hesaba girerseniz doğru, haklısınız ama vatandaşın işi çok zor. Bakın bugün gram altın 1320 lirayı gördü. Yine dolar 20 lira 90'ı aştı. Çok büyük olasılıkla önümüzdeki günler. Bir de şey var Sayın Toker, siz yurt dışını bilirsiniz. Yurt dışında Türkiye ile işlem yapan, ticaret yapan insanlar doları 26-27 liradan öngörüyormuş. Tabii. Türk lirası olarak alım satım sırasında. Bu doğru bir bilgi mi? Siz bunu duydunuz mu? Bilmiyorum ama yapıyorlardır. Yani bugün sizin dolarınız olsa gidip işte bugün ne kadar 20 lira küsür kuruştan satar mısınız? Paraya ihtiyacınız yoksa bekler misiniz? Aynı şekilde işte galeri nasıl zam yapıyorsa milletin bir bakın, ekonomi ilimi beklentidir. Yarın ne olacak? Bugün ekonomiyi o belirler. Yarın işler iyi gidecek derseniz ekonomi canlıdır. İşler bozulacak derseniz ekonomi frene basar. İşsizlik artar. Yani bütün ekonominin tek kelime, yani 4 sene gidin ekonomi okuyun. Sonuçta mezun olurken bilmeniz gereken tek şey ekonominin, kamunun, insanların beklentisi olduğudur. Onun insanlar hangi beklentiye giriyorsa, onu ne şekilde yönlendiriyorsanız, demin dediğim gibi kan tahlili raporuna bakarsınız beklenti bellidir. Abi işte bu böyle, bu böyle. İşte bu adam ya kalp krizi geçirecek, ya şeker komasına girecek, ya şu olacak, ya bu olacak. Ekonomi de böyle. Yaşayan canlı bir normatif bilim. Onun için evet, millet cebinde tutuyor. Çünkü rakamlar dövizin çok 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 büyük bir olasılıkla artacağını gösteriyor. Ama tekrar ediyorum, burası kara para aklamada gri listeye düşmüş bir ülke yönetimi. Onun için %100 kestiremezsiniz. Onun için de sermaye gelmiyor. Adam önünü göremedi. Beklenti dedim ya ekonomi. Bu aynı zamanda önünü görebilmek. Önünü göremeyen yatırımcı da başka ülkelere gidiyor. Önünü daha rahat görebildiği. Ekonomi yönetiminin bir adamın iki dudağının arasında olmadığı ülkelere gidiyor, fabrikasını açıyor, yatırımını yapıyor, istihdam yaratıyor, para götürüyor, sermaye götürüyor, zenginlik götürüyor. Yani Türkiye'de işte böyle. Bu durumda bunları tartışıyoruz. Son bir soru, son bir yanıt buyurun istiyorum. Ya buyurun. Hani Demirel çok kez söylemişti, iktidarlar hep dile getirirdi. Demirel demiş ki işte tencere iktidarı devirir.
Yani Sarıgül'ün, Sayın Mustafa Sarıgül'ün bir sözü vardı. Tencere kaynar, maymun oynar diye. Yani evde sürekli kaynayan bir tencere olması, ekonomi. Peki bu seçimlerde niye insanlar çok temel tencereyle çok ilgilenmedi ya? Hemen bir cevap vereyim ona da. Ben kaynamayan tencere demokrasilerde iktidarı götürür. Kaynamayan tencere ekonomiyi iktidarı götürseydi Mısır'da mübareği devirirdi. 30 sene iktidarda tutmazlardı. Mısır'da tencereler 50 senedir kaynamıyor. Gidin görün Kahire'deki sefaleti, fakirliği. Ama demin de ilk bölümde söylediğim gibi her 4 senede bir seçim var mı? Var. Oy kullanıyorlar. Partiler var, muhalefet var. Böyle programlar var. Oturup anlatıyorlar, konuşuyorlar falan. Ama her seçimi 30 sene mübarek kazandı. Zimbabwe'de Mugabe kazandı. 40 sene. 40 sene. Venezuela'da enflasyon 5000, 6000. Bir valiz çantayla bir kilo peynir almaya gidiyorsunuz. Kağıt paralar sokaklarda millet ısınmak için yapıyor. Maduro da ne diyordu Cüneyt Özdemir'e? Ben 26 seçim yaptım, hepsini kazandım diyordu. Onun için kaynamayan tencere demokrasilerde iktidarı götürür. O yüzden muhalefet partilerinin de bu ekonomik krizi kampanya döneminde vurucu bir şekilde anlatamadıklarına da inanıyorum. O da benim açımdan bir eleştiri konusudur. Peki. Ya, bu kaynamayan tencereyi muhalefetin anlatmasının ötesinde bir yerde insanlar bunu yaşıyorlardı zaten. Patates, soğan konuştuk. Ben burada başka, yani demokrasiyle eşleşmeyecek temel bir argümandan bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin bu seçimde %65'inin çeşitli oranlarda milliyetçi ve muhafazakar eğilimlerle oy verdiğini seçim sonuçlarında gördük. Dolayısıyla reel olarak seçmene karnın aç demenin bir anlamı yok. Seçmen zaten karnın aç olduğunu biliyor. Ama bununla beraber siz ülkenin ekonomik krizini doğru anlatmak değil, yaşananın çözümünün siz olacağınızı ve güvenlikçi politikaların dışında hareket edeceğinizi söylerseniz millet de der ki ya kardeş tamam da iyi de açız da, yani burada da böyle bir şey var. Bunun doğru olduğu için söylemiyorum. Türkiye'nin bu politikalarını tekrar gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum ama söylem seçmende karnın aç. Bildiği şey söylemenin bir alemi yok ki seçmene. Zaten huzursuz. Bu arada bence seçmen demokratik hakkını kullanırken evet ekonomi daha iyiye gider diye vermedi iktidara oy. Evet daha iyi ekonomi yönetecek diye vermedi. Dedi ki bu sistemin doğru düzgün bir hale gelmesi için alternatifim yok. Bari buraya doğru yöneleyim gibi sosyolojik yoğun duyduğum bir gerçek var. Yani burada ekonomi kötü gidiyor. Eti 700 liraya alıyoruz. Oh olsun gidelim 1000 liraya alalım demedi seçmen. Seçmen dedi ki vaziyetim evet sıkıntılı. Gidip oy vereceğim de oy verirken benim mutfaktaki açlığımdan bahsediyorsun da bunu düzelteceğine beni ikna et dedi. Edemedi muhalefet, yani bunu böyle konuşmak lazım. Hanımefendi yani. Özür dilerim. Evet. Erdoğan kendisine bağladığı başkanını kendisinin belirlediği kuruma fakirlik Allah'a yakın olmaktır dedirtti mi dedirtti. Fiyatları Allah belirler dedirtti mi dedirtti. Bu seçmen de ona inandı gitti, size değil. Artık işte tam ondan bahsediyorum. Tam ondan bahsediyorum. Demek ki sesini işte, duyurmak ve anlatmak ve yani bakın Cem Bey çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Bir saha çalışmasında sokaktayım. Vatandaş anlatıyor, geçinemiyorum, emekli maaşımla öleceğim, öldüm, bittim, et alamıyorum, poşeti dolduramıyorum. Dedim ki amca peki nasıl düzelecek bu iş, bana bir anlatır mısın? Ya dedi bu Kılıçdaroğlu var ya bu CHP dedi. Onlar dedi bu pahalılığı bu şekilde işte bak bizim bu halde olmamızın sebebi işte bu sistem, bu Cumhuriyet Halk Partisi yüzünden oluyor. Şimdi bakın burada seçmeni bunu bilmemesinden dolayı eleştirmiyorum ben. Burada ciddi bir algı operasyonuyla o seçmene bütün olumsuzlukların sebebi ülkeyi yöneten değil, muhalefette olan tarafa ikna eden bir algı sistemi var. Şimdi biz, ben oturdum amcaya bunu anlattım, ya iyi hoş konuşuyorsun da kızım acaba gerçekten öyle mi diye %100 ikna edemedim. İnanın bana yaklaşık yarım saat onu anlattım ama kafasını karıştırdığıma eminim. Acaba böyle olmayabilir mi diye düşündüğüne eminim. Fakat
Bütün bunları düşündüğümüzde evet bunlar söylendi mi? Hak Teala buyurdu, onun için pahalılık oldu. Bunlar konuşuldu mu? Evet konuşuldu. Ama seçmene daha iyi bir gelecek sunmakla ilgili ne kadar başarılı olduk? Veya kafa karışıklığına mı sebep olduk? Çok sesli miydik? Birinci tura kadar ki strateji iki hafta sonra bambaşka bir stratejiye dönüştü. Seçmene bunu anlatabildik mi, anlatamadık mı? Kitlesel olarak oy beklentisinin duyulduğu partiler bunu sağladı mı, sağlayamadı mı? Aday doğru muydu, değil miydi? Sistem, bunlar hepsi tek tek konuşulan şeyler. Konuşulması gereken şeyler, konuşulan değil. Konuşulması, biz konuşuyoruz Cem Bey. Yani ben şahsım adına konuşuyorum. O konuda kendimle bağlıyım. Diğer bir yapıların nasıl konuşması gerektiğiyle ilgili vatandaş olarak baş başa konuşuruz ama kendi adıma bunu söylüyorum. Biz doğru değerlendirme yapmak zorundayız. Seçmenin karar verirken, aa evet milliyetçi muhafazakar bir eğilim var, iki hafta sonra bir strateji değişikliği, bu kısa sürede seçmeni ikna edebileceğimiz bir şey değil. Nitekim sonuçta bize bunu gösterdi diye esum olarak düşünüyorum. Peki. Temeli asıyorlarmış, son sözlerin ne demişler? Bu bana iyi bir ders oluyor. Ya ben yarının bu kadar uzak ve karanlık olduğunu düşünmüyorum. Umut varım. Peki. Sayın Toker çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Ederim. Ağzınıza sağlık. Tanıdığıma memnun oldum ben de. Ben de memnun oldum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Aslında konuşacak çok şey var ama şimdi ekonomiyi konuştuk. Bizim hazine ve maliyeden sorumlu bir bakan var, Nurettin Nebati. Dünden beri hemşerim. Hemşeriniz değil mi? Evet. Urfalı değil evet. mi? Evet. Biranşehirli. Dünden beri onunla ilgili bir görüntü var. Uçak görüntüsünü soruyorsun. Ya ama korkunç. Yani olmaması gereken bir çok şey. Çok kötü. Konuşulmaması gereken bir şey. Yani insanları terbiye eder gibi, insanları azarlar gibi. Yani işte biz seçimi kazandık. Hazmedin. İster uçak kalkar, ister kalkmaz. İster ben gelirim, ister gelmem. Sizin işiniz beni beklemek diyor. O görüntüleri bir getirin arkadaşlar. Sayın Aslan'la o görüntüleri üzerine konuşalım ve yavaş yavaş bitirelim. Getirin o görüntüleri bir. Kardeşim benimle ne alakası var? Ben sizi beklemiyorum. Beni beklemiyorsun. Burada sorgulanması gereken iki önemli şey var. Birincisi, bakan olabilirsiniz. Uçağa yolcudan sonra binebilirsiniz. Ama yolcu bindikten sonra yarım saat sonra binemezsiniz. Ve uçak siz gelinceye kadar kalkmaz diye de bir kural yok. Bütün bunları yapıyorsunuz. Sonra size itiraz eden, size karşı çıkanlara diyorsunuz ki yenildiğiniz için böyle yapıyorsunuz. Zaten yenildiniz, konuşmayın. Sizin konuşmaya hakkınız yok, yenildiniz diyorsunuz. Nereden biliyorsunuz uçaktaki herkesin muhalefet partiye ya öyle olsa bile, öyle olsa bile oy verdikleri. Her şeyi geçtim. Öyle olsa bile haklısın da her şeyi geçtim. Yani böyle bir şey söylemeye ne hakkınız var? Böyle bir üslup takınmaya ne hakkınız var? İnsanları böyle yaftalamaya ne hakkınız var? Sandıktan çıkmak demek bu ülkenin devletin tevazu uçağını demek. Bile istediğin zaman indirip, istediğin zaman kaldırmak, istediğin zaman binip, istediğin zaman inmek demek değildir. Bu hamlık, bu sofuluk Türkiye'nin başına çok iş açacak. Ne diyeceksiniz bu görüntülerle ilgili? Şimdi Fatih Bey, benim gözlemlediğim temel problemler var. Birincisi, yönetirken o pozisyona nasıl bir yolculukla geldiği yönetenlerin, iki kişilik yapılarının nasıl olduğu, üç sosyolojik olarak orayı hazmedip edemediği. Şimdi önce burayı bir değerlendireyim. Siz uçağa geç kalmışsınız, tarifeli bir uçakla uçuyorsunuz. Diyelim ki hakikaten devlet meselesiyle ilgili çok önemli bir şey oldu. Bakansınız bekledi uçak ve böyle bir durum ortaya çıktı. Yapacağınız tek şey var. Tepki mi gösterdiler? O uçaktaki herkes muhalefete oy vermiş olabilir. Herkes iktidara oy vermiş olabilir. Mesele bu değil. Çok özür diliyorum. Kusura bakmayın.
bu beklemeden dolayı sebepleri derinlemesine anlatmanıza gerek yok. Yani ben bakanım ve böyle bir şeye sebep olduğum için üzgünüm demek aslında o makamda oturan kişiyi yüceltecek şeydi. Bütün muhalefete oy veren insanlardıysa ikna etmek için bir sebepti. Ama toplumu kutuplaştıran, ötekileştiren, kazandık bak böyle yapıyorsunuz, bu konuşulacak bir şey değil. Muhalefet kazansaydı da olmazdı. İktidardaki kazandığında da olmaz. Ama şöyle bir şey var, tabii insanlar belli koltuklara geldikten sonra tuhaf bir düşünce dünyasına kapılıyorlar. Yani artık ben vekilim, artık ben bakanım, istediğimi konuşabilirim, saygısızlık yapabilirim, sözlerime dikkat etmeme gerek yok, toplumun içinde sınırlarım yok, istediğim gibi konuşurum, hakaret ederim, kimse bana engel olamaz. Böyle nobran, saçma, saygısız, toplumu ötekileştiren, bulunduğunuz ortamda sizi küçülten tavırlarla her yerde karşılaşıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Bu da onlardan bir tanesi. Evet, hemşerim, bakan, saygı duyuyorum makamına ama kişiler makamlarına saygınlık kazandırırlar. Ya dün görüyor musun bu adam böyleydi ama bugün bu koltuğa oturdu, değişti. Bunu sadece Nebati için söylemiyorum, herkes için konuşuyorum. Makamlar insanın başını öne eğiyorsa dolu başaktır. Saygısızlaştırıyorsa, nobranlaştırıyorsa, hudut çizemiyorsa, sınırlarını aşıyorsa zaten kişiliği oturmamıştır. Toplumda onun kanaat olarak notunu verir. Bu da böyle devam eder yani. Bu kişiyle alakalı çok çirkin bir tavır. Yani utandım ben şahsen. O uçağın içinde olmadığım için teşekkür ettim. Yani çok çirkin bir tavır. Çok basit, kusura bakmayın. Devletle ilgili bir süreç, ben bakanım ama buna sebep olduğum için kusura bakmayın. Tarifeli uçakla uçuyorsun kardeşim, kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Küçük bir özür. O zaman muhalefetteki seçmeni de kazanırsın. Şimdi demin diyorum ya, karşı mahalleye seslenmek. Öyle bir kaygısı var mı peki? Bu kaygı olmazsa, bu dönem değilse kardeşim, önümüzdeki dönem hesap sorulur. Bu iş böyle. Bu iş böyle. Şimdi mi siyasi partiler yasasından bahsettik. Siyasetçilerin halka karşı herhangi bir sorumluluğu yok. Çünkü kendilerini milletvekili yapan ya da bakan yapan bir tek kişi. Onun için kimseye hesap vermedikleri için, halka dayanmadıkları için ve o fareli köyün kavalcısı gibi bir insan başında herkesi toplayıp götürdüğü için onların halka karşı böyle bir dikkatleri yok yani. Böyle bir şeyleri yok. Hani halkın duyarlılığını, dertleri yok. Halkın duyarlılığını dikkate alacak. Biz yani böyle bir zaafları yok. Böyle düşünmüyor siyasetçi. Yani bu sadece iktidar için değil, muhalefet partileri için artık da geçerli. Şöyle geçerli. Ön seçimi kaldırdığınız zaman, yani birinin mesela sizin diyelim ki Urfa'dan milletvekili seçilmenize Deva Partisi parti üyelerinin sandığa gelip oy verip karar vermeleri lazımdı. Bunun adı nedir? Bunun adı halka dayalı siyasettir. Ön seçim olması lazım siyasi partilerde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde vardı. Son iki seçimdir, üç seçim oldu. Ne duyan var, ne soran var, ne halka gidip de benim ne yapmam gerekir diye. Yani böyle bir düşünceleri de yok. Ya Fatih Bey, bir şey söyleyeceğim. Bu ön seçim konusunda çok enteresan bir tespitim var benim. Bakarsanız AK Parti'de sürekli temayül yoklaması yapıyor adaylarla ilgili. Ya onların temayül yoklaması yarım ön seçimdir. Yarım. Evet, evet. Dolayısıyla burada ön seçime katılacak kişilerle ilgili organizasyonlar yapılıyor. Bence burada temel şey şu. Bağımsız anket firmaları gidip topluma soracak, kardeşim bu. Onu da yapsınlar. Tabii ki bunu da yapmaları gerekiyor. Dolayısıyla örgütsel yapılarda karar mekanizmaları bir odağın belirleyeceği noktaya geldiğinde, bu İstanbul'da da Ankara'da da Van'da da, ya kardeşim bu adamı biz seçmedik, getirdiniz önümüze, oy vermek zorunda kal. Bir de bu son dönemde paşa paşa oy vereceksiniz, mecbursunuz gibi bir algı da oluştu. Tıpış tıpış. Kimse mecbur değil oy vermeye. Nitekim vermiyor vatandaş. Ben mecbur değilim diyor. 10 milyona yakın seçmen sandığa gitmedi Fatih Bey. Niye biliyor musunuz? Çeşitli sahipler, işi falan ama ya kardeşim ben gidip kime oy vereceğim diyen var. Oyun değiştirecek mi diyen var. Mecbur değil kimse. O zaman sandığa gitmemeyi tercih ediyor. Bir başka önemli söylemek istediğim şey, sizin söylediklerinize referansla kusura bakmayın. Estağfurullah, buyurun. Siyasi partiler yasasıyla ilgili konuştuk. Eğer konuştuğunuz sözü uygulamazsanız,
konuştuğunuz sözü uygulamadığınız halde bunun gerekçelerini sunarsanız toplum size inanmaz. Yani bunu iktidar içinde konuşuyorum, muhalefet içinde konuşuyorum. Listeye koyulan isimler, seçilecek, parlamentoya gidecek isimler toplumun istediği isimler mi, yoksa yönetilebilir yapıya dair başka bir saikle belirlenmiş isimler mi? Bunları toplum anlıyor, vatandaş da bunun farkında. Dolayısıyla topyekün bir mantıklı dönüşüm gerekiyor. Yani sizin meseleniz de, bunu da esum olarak söylemiş olayım, gönlümüzden geçen daha demokratik ilkeler ve değerler kapsamında çizgileri net. Bu arada toplumsuz siyaset yapılmaz, sosyolojisi olmadan siyaset yapılmaz, matematikle siyaset yapılmaz, seçmen teveccühü olmadan siyaset yapılmaz. İktidarın bu kadar uzun yıllar kalmasının sebebini demokratik sistem belki %30 ama %70 bir toplum siyaseti yapıyor, kitlesini okuyor, sosyolojisini biliyor, onu değerlendiriyor. Demokratik olmayabilir, doğru yöntemler olmayabilir ama o kitleyi konsolide ediyor. Demek ki bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Sonra çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi izleyen herkese selamlarımı gönderiyorum. Özel selam bekleyenlere de selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun davetiniz için. Evet, başkentte gündemin sonuna geldik. Bu akşam Fatih Ertürk'le gündem özel var. Dört konuğum var. Birbirinden değerli dört konukla bugün Türkiye'nin gündemini konuşacağız. Önemli şeyler konuşacağız. Siyaseti konuşacağız. Bu akşam Fatih Ertürk'le gündem özel saat tam 9'da. Sakın kaçırmayın. Bu akşam yine birlikte olacağız. Birazdan Diren Polat, bizim televizyonumuzun genç ve başarılı bir spikeri ve habercisi. Onun öğle bülteni var, onu da kaçırmayın. Yarın görüşmek üzere. Daha doğrusu akşam saat 9'da Fatih Ertürk'le gündem özelde. Yarın sabah başkentte gündemde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.